Evet sevgili izleyen günaydın. Bugün 23 Ocak 2023 Pazartesi. Mutlu ve mesut bir hafta diliyorum hepimize. Dilerim hep güzel haberler veririz. Dilerim hep yüzümüz güler başlığımız. Bana sorarsan sizden mesajlarınızı bekliyoruz ve buyursunlar başlıyoruz sevgili izleyen. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimler için ne tarih verdi sevgili izleyen? 14 Mayıs'ta dedi, seçim yapılması için 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak yetkimi kullanacağım. Bursa'da gençlerle buluşma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altılı masaya yönelik eleştirileri de oldu. İnşallah 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı bize nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etti. Seçim kararını 10 Mart'ta açıklayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da gençlerle buluştu. Bu şimdi bir erken seçim falan değil, seçimi öne almak. Resmi olarak Cumhurbaşkanı'nın burada bir yetkisi var. O da biliyorsunuz Mart 10. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de kim değerlendirecek? Yüksek Seçim Kurulu. Ama biz kararımızı inşallah Mart ayının 10'unda açıklayacağız. Cumhurbaşkanı ilk oyum AK Parti'ye, ilk oyum Erdoğan'a etkinliğinde konuştu. Ucube yapı dediği altılı masaya eleştiriler yöneltti. Bunların tek dertleri. Her biri diğerinden haz etmeyen, sayısının 6 mı 10 mu olduğunu bilemediğimiz masa ortaklarının çıkarlarına göre hareket edecek bir isim bulmaktır. Bunlar masa ortaklarının yöneteceği aday bulma peşinde. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, SİHA üreten Baykal firmasına devlet kaynaklarının aktarıldığını öne sürmüş, projenin kutsal, dokunulmaz hale getirildiğini ifade etmişti. Erdoğan Babacan'a tepki gösterdi. Yani sen git çocuk bezi sat. Onların asıl mesleği odur. Üzüntüm tabii şu. Yani 15 sene bu benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Ne cahil adamsın sen ya. Cumhurbaşkanı bir kez daha başörtüsü teklifini anayasal zemine oturtma çağrısı yaptı. Tabii bu bir samimiyet testidir. Dürüst, samimi davranıyorlarsa o zaman gelin beraberce şöyle 400'ün üzerinde böyle bir oyu milletvekillerimiz olarak toplayalım ve anayasa değişikliğini yaparak bu işi artık bitirmiş olalım. Bunu anayasa zeminine oturtalım. Oldu oldu. Olmadı. Alternatif yollarımız var. Onları da deneyeceğiz. Evet Cumhurbaşkanı dün akşam yaptı bu konuşmayı. Bu arada tabii altılı masanın adayı kim olacak tartışması sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık desteği geldi. Hem de net bir şekilde Yavaş Kılıçdaroğlu'na temennimiz bu yıl açılışa Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz dedi. Törende konuşan Kılıçdaroğlu ise altı liderin hedefinin demokrasi olduğunun altını çizdi. Altılı masada kimin aday olmayacağı netleşiyor artık. Bu yıl içerisinde inşallah buranın açılışında hep birlikte yaparız. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, altılı masanın adayı kim olacak tartışması sürerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle seslendi. CHP Genel Başkanı Ankara Batıkent'te rekreasyon alanı ve 10 parkın açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, altılı masa liderlerinin demokrasi için bir arada olduğunu söyledi. Altı lider bir aradayız. Hepimiz demokrasi istiyoruz. Hepimiz bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber olmak varken, kucaklaşmak varken niye ayrılıklar, niye kavgalar? Helalleşmenin zamanı geldi ve geçiyor bile. Artık eskileri bir tarafa bırakalım. Ufkumuza bakalım. Kılıçdaroğlu, siyaset kurumunun görevi sorun yaratmak değil, çözmek diye konuştu. Siyaset kurumunun görevi zaten sorunları çözmektir. Sorun yaratmak değildir. Bugüne kadar hep sorun yaratıldı. Allah nasip ederse
hep beraber sorunları çözmeye kilitleneceğiz. Kaynaklar yerli yerinde harcandığında ve siyaset kurumu yaptığı her harcamanın karşılığını, hesabını halkına verdiğinde Türkiye süratle bir refah toplumu olma yolunda ilerleyecektir. Evet, yani hem diplomatik hem de ahlaken zor bir hafta sonu oldu dünya için. İsveç, Stockholm'de, başkentte hafta sonu gerçekleşen provokatif eyleme sadece siyasetten değil sevgili izleyen, sokaktan da ağır tepki var. Farklı kentlerdeki eylemlerde hedefte İsveç'in bizzat kendisi vardı. Sabah namazında 90 bin camide de Kur'an-ı Kerim okundu. İsveç'te Türk Büyükelçiliği binasının yakınında düzenlenen eylemde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler sürüyor. Provokatif eyleme karşı tüm Türkiye'de protestolar vardı. Başkent'teki eylemlerin adresi İsveç'in Ankara Büyükelçilik binasının önüydü. Aralarında gazilerin de olduğu eylemciler buraya gelerek İsveç'te yapılan provokatif eylemi protesto ettiler. Bir gece ansızın gelebiliriz. Büyükelçilik önünde Kur'an-ı Kerim okundu. Bazı göstericiler Büyükelçilik binasına taş ve yumurta attı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de Ankara'daki Büyükelçilik binasının önündeydi. İsveç Başbakanı'na İncil'i bugün postalıyoruz ve İslamiyet dünyasının ne kadar hoşgörü içerisinde olduğunu İsveç Başbakanı'nın anlamasını arzu ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazında Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde konuştu. Olağanüstü durumlarda bile kutsal değerlerin dokunulmazlığı olduğunu belirtti. Savaşta dahi olsa bazı şeylerin dokunulmazlığı vardır. Farklı inançlardan olan insanların kutsal olarak kabul ettikleri kitaplarının dokunulmazlığı vardır. Kur'an'a uzanan eller kırılsın. Yurdun dört bir yanında sabah namazının ardından pek çok camide basın açıklaması yapıldı. Tahrik eylemine tepki gösterildi. Türkiye'de size asla geçit vermeyecek ve dinine, değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. Mardin'de ise bir grup genç kentteki kiliseleri tek tek gezerek farklı din temsilcilerine gül dağıttı. Evet, bu arada İstanbul'daki konsolosluğa... Konsolosluk çalışanları bir pankart astı. Tabi bunu haberlerde çok göremeyeceğiz. Belki ayrıntı olarak göreceğiz ama bu gerizekalının yaptığı eyleme hiçbir şekilde katılmıyoruz dendi. Bu arada İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan sonra sevgili izleyen tepkiler ard arda geldi. Başbakan Ulf Kristersson da olayı saygısızlık olarak niteledi. Sevgili izleyen, İsveç Başbakanı açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İfade özgürlüğünün demokrasinin bir parçası olduğunu söyleyen Kristersson, ancak yasal olan her zaman uygun olan değildir dedi. Başkent Stockholm'daki Kur'an-ı Kerim yakma operasyonunu saygısızlık olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Tobias Billström de olaya ilişkin İslamofobik provokasyonlar korkunç açıklamasını yaptı. İsveç'te ifade özgürlüğü olduğunu savunan Billström, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının ne kendisinin ne de İsveç hükümetinin fikrini yansıttığını belirtti. Bizden tepkilere bakalım. Bu arada İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılan provokasyona tepkiler siyaset içerisinden de yükseldi. Şanlıurfa'da partisinin il kongresinde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsveç hükümetinin buna izin vermesini kınıyorum, bedeli ödetilmeli dedi. Evet, kutsala dokunmanın bedeli ağırdır, net. Bununla ilgili her türlü tedbiri bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kabinesi almak zorundadır. Ne gerekiyorsa yapmak zorundadır. Bugüne kadar hangi dinden olursa olsun, hangi inancın olursa olsun, herhangi bir kutsal kitabı, o insanların kutsal bildiği bir kitabı insan hakları çerçevesi içinde yapma, kalkışmak ve bizim inancımızın, bizim kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i orada yakmaya kalkışmak ve İsveç hükümetinin buna insan hakları, fikir hürriyeti çerçevesi içinde izin vermesini en şiddetli bir biçimde kınıyorum. Şimdi iktidar partisine düşen bu eylemin sonuçlarını
İsveç hükümetinin ödemesini sağlamaktır. Tekrar söyleyeyim. İsveç hükümetinin bu konuda gereğini yapması, yapmadığı takdirde de onun karşılığını Türkiye'nin vermesidir. Evet sevgili izleyen, meseleye devam edeceğiz çünkü kısa araya gideceğiz. Araya gitmeden önce şunu da söylemek lazım. Mesela İzmir'de büyük kavga çıktı, bitmedi. İstanbul'da rastgele ateş paniği yaşandı, bitmedi. Kaçak göçekler İstanbul'da yakayı otobüsün tavanında ele verdi, bitmedi. Artan apartman aidatlarına gel bakalım buraya dendi, bitmedi. Bir restorana girip yiyip içip kalanı paket yaptıran iki kişi hesap ödemeden kaçtı ve bitmedi. İşte özetle göreceklerimizin garanti belgesi. Bak iyi bak oraya, iyi bak. İzmir'de aralarında husumet olan komşuların gürültü tartışması olaylı bitti. Kavga öyle büyüktü ki misafirliğe giden 3 kişi de yaralandı. Abi evimi bastı lan. Eşim onların elinden aldım. Hiçbir şey videolarda, fotoğraflarda görüldüğü gibi değil. İstanbul Güngören'de uzun namlulu tüfek elinde rastgele ateş etti. O anları kayda aldırıp marifetmiş gibi de sosyal medyada paylaştı. Kısa süre içinde de yakalanıp gözaltına alındı. Karakola götürülen ve birçok suç kaydı olduğu da belirtilen şüpheli, savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İn aşağı. Hadi siz oraya nasıl çıktınız ya? Şşş. Kime diyor bu? Lise de aşağı. İstanbul Beyoğlu'nda Yunanistan'a gidecek olan otobüste denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri aracın üstüne gizlenen Fas uyruklu iki kişiyi yakaladı. Kaçmaya çalışan Faslılar polise teslim edildi. Tut onu, tut onu, silah tut, kaçmasın, tut. Artan aidatlarla ilgili çözüm arayışları da sürüyor eylemlerde. İstanbul Arnavutköy'de gerekli hizmetleri alamadıklarını iddia eden site sakinleri aidatlara yapılan zammı protesto etti. Yani şu anda yarın ödemekle mükellef oldukları taksitleri, aidat taksitlerini ödeyemeyecekler. Bir de gecikme faizi tahakkuk ettirilecek. Dolayısıyla bu insanlar tepeden inme bu aidat zamlarını asla kabul etmiyorlar. İstifa! Yönetim! İstifa! İstanbul Alibeyköy'de bir restorana giden iki kişi menüdeki hemen hemen her üründen sipariş verdi. Üstelik kalan ürünleri de paket yaptırıp hesabı ödemeden lokantadan ayrıldılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İki buçuk dakika sonra NTV'de siyaset, diplomasi, ekonomi vesaire hepsiyle devam edeceğiz. Sonra Star'la birleşeceğiz ve ortak yayında 9.30'a kadar birlikteyiz. NTV'deyiz sevgili izleyen, birazdan ortak yayına geçeceğiz. Star'la şimdi Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka operasyonunda teröristlerle girilen çatışmada korucu Nimet Encu şehit oldu. Tim komutanı olarak bir hayli ünlü olan Encu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından baba evine gidilerek taziyede bulundu Encu'ya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehidin ailesine taziye dileklerini de iletti. Milletimizin başı sağ olsun. Cümle. Rabbim tersiratın hasenatın tebliğiyle cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Sizleri de inşallah cennetinde yavrularımıza buluştursun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröristlerle girilen çatışmada Şırnak'ta şehit olan güvenlik korucusu Nimet Encur'un ailesine taziye mesajlarını böyle iletti. Aile, şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Encu, Eren Abluka Sonbarkış 23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi operasyonunda Şırnak'ta Besler Dereler bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Encu için baba ocağı Uludere ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından güvenlik korucusu Encu, Uludere'nin Gülyazı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Encu için kahraman tim komutanı ifadesini kullandı. Soylu daha sonra şehidin baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini arayan Soylu'nun telefonundan acılı aileye taziye dileklerini iletti. Devletimizin başı sağ olsun. Sevgili izleyen, İstanbul Havalimanı Kağıthane metrosu açıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk ay seferlerin ücretsiz olacağını duyurdu. Erdoğan Kanal İstanbul projesine dair de konuştu. Er ya da geç dedi, bu projeyi ülkemize kazandıracağız. Evet, İstanbul için açılış vaktine bakıyoruz. İnşallah bir ay süreyle ücretsiz olarak istifade edeceğiz. Günde 800 bin yolcu kapasiteli olacak. İstanbul Havalimanı'ndan Kağıthane'ye 24 dakikada ulaşılabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki yeni metro hattının açılışını yaptı. Ya Allah! Bismillah. Kağıthane'de Mahmut Bey metrosuyla entegre ediyoruz. Birkaç ay içinde bu hattı Zincirlikuyu metrobüs durağıyla da birleştireceğiz. Erdoğan'ın gündeminde Kanal İstanbul projesi de vardı. Kanal İstanbul projesiyle şehrimize yeni bir soluk borusu daha açarak hem Boğaz'ın yükünü hafifletecek hem İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz. Şimdiden altyapısını oluşturmaya başladığımız bu projeyi er geç ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e eleştiriler yöneltti. Kağıthane'ye kağıt tepe diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla bir şey de beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'umuzu da tanımıyorlar, bilmiyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı bir turist gibi yaşıyorlar. Uzun ince bir yoldayım. İstasyonda çocuk korosu ile birlikte şarkı söyleyen Cumhurbaşkanı daha sonra metroya bindi. Havalimanına kadar yolculuk yaptı. İstanbul'un yeni metrosu havalimanı hattı Türkiye'nin en hızlı metrosu. İstasyonlar arası 120 kilometre hıza ulaşabiliyor. Kağıthane'den binen bir havayolu yolcusu İstanbul Havalimanı'na 34 kilometrelik mesafeyi 24 dakikada gidecek. Evet sevgili izleyen, yazabilirsiniz bize. Mesut Erdal Ofisyal Instagram'daki hesabımız, Mesut Erdal Twitter'daki hesabımız geliyor zaten. Bir şekilde bütün mesajlarınız, istekler, dertler aynı. Fırka'da olduğu gibi dertler aynı. Sevgili izleyen, bakın yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirilirken Diyarbakır'da da Eren Abluka Sonbahar kış operasyonu başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi yapan 6 PKK-YPG'linin öldürüldüğü duyuruldu. Sevgili izleyen, ve Diyarbakır'da Lice kırsalında başlatılan operasyona ise jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 645 personel ve 43 operasyonel tim katıldı. Operasyonun ilk gününde tespit edilen bir sığınakta havan topu ile 144 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Dünya sırılsıklam delirdi sevgili izleyen. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin yeni yılı kutlamaları bildiğiniz kana bulandı. Los Angeles kentindeki bir dans salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. Panelvan tipi bir aracın içerisinde saldırganın cansız bedenine de ulaşıldı. Saldırının nedenine ilişkin bilgi yok. Nedense de ihtiyaç da yok. Yani nedene ihtiyaç yok. Çünkü ne diyordu şarkı? Mecazen diyordu, macera dolu Amerika diye. Burası Çinli nüfusun yoğunlukta olduğu Kaliforniya eyaletinin Monterey kenti. Kent sakinleri yeni yılı kutlamak için bir eğlence mekanında toplandı. O sırada bir kişi kalabalığa rastgele ateş açtı. Can kaybı haberleri ard arda geldi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Olaydan sonra saldırgan kaçtı. Alhambra kentinde yeni bir saldırı hazırlığında olabileceğine yönelik ihbarlar geldi. Polis saldırganı yakalamak için zamanla yarıştı.
Operasyonun başlamasından 12 saat sonra Alhambra'da panelvan tipi bir aracın etrafı sarıldı. Polis araca operasyon düzenledi. Saldırgan aracın içerisinde kendini vurarak öldürmüş halde bulundu. 72 yaşındaki saldırgan Hu Chan Tran'le birlikte olayda kullanılan yarı otomatik silahta panelvanda bulundu. Ancak saldırının nedeni henüz ortaya çıkmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da sosyal medya hesabından olayla ilgili üzgün olduğunu dile getirdi. Saldırı Amerika Birleşik Devletleri'nde silah yasasını bir kez daha gündeme taşıdı. Başkan yardımcısı Kamala Harris bu anlamsız silahlı şiddet durmalı açıklamasını yaptı. Olay Kaliforniya eyaletindeki en ölümcül saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti. Eyaletteki en kanlı saldırı 1984'te silahlı bir kişinin ateş açması sonucu 21 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Evet, Rui aramızda sonunda. Vallahi günaydın üstadım. Tüm dünya için neredeyse yazmış. Başımıza ne geliyorsa kitap okumayan, empati nedir bilmeyen, fikirlerle tartışmayı beceremeyen, kırdığını düzeltemeyen, yanlışlarını görmezden gelen, hayvanları sevmeyen, ön yargılardan kurtulamayan, kendinden başkasına yararlı olmayan ve kendini her zaman haklı görenler yüzünden geldiğini unutmayacağız. Sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Haksız da değil. Şimdi 19 milyon öğrenci yarı yıl tatiline girdi. Dolayısıyla hani bizim müşterinin yarısı da şu anda mışıl mışıl uyuyor olmalı. Ama ayaktakiler için öncelikle iyi tatiller dileyelim. Uzmanların bu yıl sınava hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik tavsiyeleri var. Önemli bu tavsiyeler. Sabahleyin hani kalktığınızda siz dinliyorsunuz, evlatlarınıza da uygulayın. Yani nedir? Pratikten, daha doğrusu fikirden pratiğe geçirin. Buna göre sınava girecek öğrenciler tatilde çalışma tempolarını düşürmemeli. Ancak dinlenmeye de zaman ayırmalı. Hani bu ikisi bir arada nasıl olacak onu bilemedim ama hayat bir sınav, o %100. Sınava hazırlanan öğrencilerimiz açısından yaklaşık 5-6 aylık bir süre var. 8. sınıf öğrencilerimiz ve 12. sınıf öğrencilerimiz. Açıkçası bu süre oldukça kısa bir süredir. Sınava hazırlanan öğrencilerin temposunun çok da düşmemesi gerekir. Eğitimde 2 haftalık yarı yıl tatili sürüyor. Uzmanlar bu yıl lise ve üniversite sınavına girecek öğrencileri uyardı. Sınava hazırlanan öğrenciler yüksek tempolu çalışmalarını tatilde de sürdürmedi. Yine yüksek tempolu çalışmalarını sürdürmelerini ancak sabah çok erken kalkmak yerine biraz daha uzun uyku süresi kullanabilirler. Ama test çözmeye ve tekrar çalışmasına özet yapmaya ara vermeden devam etmelerini tavsiye ediyorum. Uzmanlara göre öğrenciler tatilde en az 8 saat uyumaya özen göstermedi. Dengeli bir çalışma programıyla derse ve eğlenceye eşit zaman ayırmalı. Zamanın 1/3'ünü eğlenme ve dinlenmeye ayırsınlar. Geri kalan 1/3'ünde olabildiğince test çözme çalışması yapsınlar. Son kalan 1/3'ünde de tekrar özet çıkarma ve konu anlatımı dediğimiz konular üzerine odaklanarak konuları öğrenme, eksiklikleri kapatma üzerine odaklanmalarını tavsiye ediyorum. Öğrenciler eğitim öğretimin 2. dönemi için 6 Şubat'ta sıralarına dönecek. İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 59 metrelik bir gemi kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı. Yani bakımını yaptım şu gemilerin, çünkü 2 haftada ikinci vukuat bu. Sevgili izleyen, geminin boğaz geçişi sırasında dümen arızası yapmasıyla personel kıyı emniyetine ihbarda bulunuldu. Çevreye römorklar yönlendirildi. Gemi uzman ekiplerin koordinasyonuyla Büyükdere Limanı'na çekildi. Star NTV ortak yayınındayız. Haftanın ilk günündeyiz. Ayın 23'ü olmuş. Bugün pazartesi ve ben Deniz Mesut Yar. Başlığımız bana sorarsan ve sizden gelenler çok önemli. Yani gelenler de net. İki tane hemen başlayalım isterseniz mevzuya girmişken. Mesut Bey, anlayamadığım bir konu var. Hafta sonu çıkıyorsunuz Bağdat Caddesi'ne. Her yer ana babana günü. Kapıda kuyruk, Bağcılar'a gidiyorsunuz. Her yer ana baba günü. Boş yer yok oturmaya. Bugün en kötü yerde 2 kişi yemek yesiniz. 300-400 verirsiniz. Trafikten adım atılamıyor. İnsan kalabalığından adım atılmıyor. Bu nasıl oluyor da oluyor? Çok merak ediyorum.
ediyorum. Sizin bu konuda bir yorumunuz var mı? Benim bu konudaki yorumum Bağdat Caddesi'nden kalkıp Bağcılar'a gitmeye hiç mi üşenmedin abi? Benzin parası, akaryakıt parası vesaire falan filan. Hadi diyelim ki metroyu kullandın. 1 saat 40 dakika. Nereden bakarsan bak. Ama sonuç itibariyle insanlar da ne yaparsan yap yaşamaya mecbursun diyor kendilerine. Bir başka arkadaşımız da diyor ki Özlem Ergen'e bunun tam tersine iyi bir hafta dilerim. Özellikle 3 harfsiz olsun. Geçen ay markete 1200 lira verdim. Bu ay birebir aynı alışverişe 1800 lira. Birileri artık durdursun bunları ya. Durduracak olan tek şey cüzdanımız. Cüzdanımıza para kalmayınca doğal olarak duracak. Ama birileri bir şekilde Yüce Rabbi başta olmak üzere bizi şu şeyden, hani bitmeyen yazdan, bitmeyen bahardan vesaireden kurtarsın. Çünkü bakınız gazeteye ne diyor. Böyle başlayalım isterseniz havadan. Hafta ortası yağış geliyor. Hadi inşallah. Hadi bakalım. Meteorolojinin tahminlerine göre çarşamba günü Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor. Tahminlere göre perşembede de Marmara ve Ege'de hava yağmurlu olacak. Yağış bu bölgelerde cuma günü de devam edecek. Şimdi bizim izlediğimiz ya da bizim istediğimiz yağış modelinin nasıl bir yağış modeli olduğunu biliyoruz. Toprağı doyuracak. Bir şekilde toprak, o susuz kalan toprak suya doyacak ki hepimiz bir şekilde doymuş olacağız. Yoksa hani bu geçici, bu yalancı baharın bize getirdiği ağır yükümlülüklerle yüz yüze kalıp ya biz ne yapacağız diye düşüneceğiz. Çünkü kimsenin açıkçası magazin, işte efendime söyleyeyim, kadın kuşağı vesaire moda programı, yarışma izlemekten ya 2 ay sonra ben eğer susuz kalırsam, efendime söyleyeyim, gelecek sezon buğdaya, pirince, ona buna ulaşamazsam ne halt edeceğim tırnak içerisinde diye düşündüğü yok. Varsa ama bugün ne güzel günlük güneşlik hava. Dur çıkayım da hayatın tadını çıkartayım dışarıda. İyi tamam, gayet güzel de o hayatın tadını kaç yıl daha çıkartacaksın? En azından seni geçtim çocukların için. Onları düşünmek gerekiyor. Bunları düşünmek için de bir vaziyet alma durumu. Kesin dilerim bizi bu güzel havalar bahsetmez. Herkes dışarıdaydı. Belki deminki arkadaşlar dışarıda olmanın verdiği rahatlıkla oradan oraya gezip durmuş işte. Kuyruktan kuyruğa. Halk neyin kuyruğundaydı? Vallahi güneşin tadını çıkartmanın. Kışın ortasındayız ama mont bile yok. Terledim şu anda maalesef. Üzerinizde mont bile görmüyorum. Evet, yani hatta sadece bu var diyebilirim. Yaz günü yaşıyoruz şu an ve çok kalabalık. Montlar çıkarıldı, ağaçlar çiçek açtı, sokaklar, sahiller doldu taştı. İstanbullular kış ortasında baharı yaşadı. Emirgan'ın paşası bu. Çok güzel yaz. Biz havanın böyle olmasından memnunuz. Keşke hep böyle olsa. Geçtiğimiz yıl tam bu zamanlarda İstanbullular güne beyaz örtüyle uyanmış, dondurucu soğuk ve kar hayatı olumsuz etkilemişti. Mevsimlerin birazcık şaşması bizi de korkutuyor açıkçası. Ancak bu sene tam tersi bir durum gözlemleniyor. Hava parçalı bulutlu ve sıcaklık şu anda İstanbul'da 15 derece. Ara ara güneş yüzünü gösterdiğinde ise hissedilen sıcaklık daha da artıyor. Masanızla beraber çayınıza, kahvenize gelmişsiniz, kitap okuyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Güzel bir pazar günü. İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'un güzelliklerinden faydalanmak lazım, tadını çıkartmak lazım. Yaz günü gibi şu anda. Ocağın 22'si olmasına rağmen. Tabii havanın güzel olmasıyla beraber İstanbullular sokaklara döküldü. Özellikle sahil hatlarında yoğunluk yaşanıyor. Şu anda biz de Emirgan sahilindeyiz. Gördüğünüz gibi bir yandan balık tutanlar var. Bir yandan da gezip dolaşıp piknik yapıp güzel havanın tadını çıkaranlar var. Pazar hava güzeldi, onun için gelip de bir stres atalım dedi pazar günleri. Akşam yemeği de çıkıyor yani. Çıkar inşallah, bakacağız. Ha bak şimdi bir tane geldi, o da ufak. Peki efendim, çektik evet. Hava güzel. Bunlar da kız kardeşim, işte Rize'den geldiler. Balık tutuyoruz. Hava şu an çok güzel bence, bana göre. Güneşli. Bu tatil gezmeye çıktın. Evet. Keyifli bir pazar geçirilse de barajlar sinyal veriyor. İstanbul'da doluluk %30'a kadar inmiş durumda. Buzulların erimesi de oluyor böyle. Yani havanın küresel ısınmaya da neden oluyor böyle. Sadece İstanbul'da değil, yurdun dört bir yanında benzer manzaralar vardı. Tunceli ve Ağrı'da kayak merkezleri sezonu açamadı. Geçen yıl metrelerce karın olduğu tesislerde, şimdi ise otlar kameraya yansıdı. Antalya ve Mersin'de ise denize girenler bile oldu.
Allah'ım diyeceğim, dört mevsim bir arada yaşıyoruz ama bunun da bir külfeti var bu arada. Evet, mübarek üç aylara girdik diyor sevgili kardeşim. Bakın, güzel bir sabah duası. Aslında amin diyebiliriz Asu Ayşe'nin yazdıklarına. Canlarım, herkese mübarek üç ayların hayırlı bereket, yağmur, kar getirsin, bolluk bereket getirsin, huzur getirsin, şifa getirsin, herkese mutluluk getirsin, herkese hayırlı sağlıklı haftalar diliyorum. Biz de bu duaya amin diyoruz. En azından bu olsun. Konya Ovası'nda 3'te 2 hasar var. Ne anlama geliyor bu? Biz tamam, güzel, aman inşallah dedi orada abi, havalar hep böyle devam etsin. İşte öyle geniş geniş konuşursak o geniş konuşmanın bize geri dönüşümü bir dar boğaz olacak. Nerede? Muslukta dar boğaz. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası alarm veriyor. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Konya Havzası'nda durum gün geçtikçe kötüye gidiyor. Ey ahali, sahada 3'te 2 hasar var. Kurak alanlarda %50 ila 70 arasında sıkıntı var. Eskiden bu zamanlarda kardan kapıdan dışarıya çıkamıyorduk. Ekim'den Kasım sonuna kadar çok hafif yağış oldu. O yağıştan dolayı tohumlar çinlendi ama toprak altında kaldı. Bozulmaya yüz tuttu diyor. Yani biz olanı söyleyelim de olmayanı olmayan düşünsün. Kafaya takmayan düşünsün, ama kafaya takmayan zaten düşünseydi durumda bu hali almazdı. Şimdi bu da oldu. Bakınız, kuraklık bazı spor dallarını çok yakından etkiledi. Az önce o kar tatil merkezlerini gördünüz. Şimdi kimse kar tatil merkezlerinden özellikle sömestr bekleyenler tatil için rotayı başka taraflara çevirdi. Biraz daha doğaya verdiler kendilerini. Versinler, hayırlı uğurlu olsun. Mesele o değil de mesele şu. Kayak sporu bile asfalt üzerinde yapılıyor. Yani bu kadar absürtünü gösterdi ya kuraklık bize. Dur bakalım daha ne göreceğiz. Yeteri kadar kar yağmadı. Kayakçılar çareyi asfaltta antrenman yapmakta buldu. Geçen yıl bir ay önceden biz karın üzerinde antrenman yapıyorduk. Bu yıl işte kar yağmadı. Tekerlekli kayak olarak bugün antrenmanımızı yaptık. Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kayak takımı sporcuları gelecek ay Hakkari Yüksekova'da yapılacak bölge elemelerine hazırlanıyor. Sporcular şampiyonadan dereceyle dönmeyi hedefliyor. Ancak kentte kar yağmaması kayakçıların antrenmanlarını da etkiledi. Antrenmanları tekerlekli kayakla asfaltta yapmak zorunda kaldılar. Tabii yarışlarda iyi sonuç çıkaramazsın. Mesela karın üzerinde antrenman yapanla yapmayan arasında tabii ki çok fark var. Karın üzerinde antrenman yapan daha güzel sonuç çıkarabilir. Geçen yıl aynı dönemde kar üzerinde antrenman yaptığını söyleyen sporcular başarılı olabilmek için aralıksız çalışıyor. Hani bunu geçtiğimiz günlerde ya da geçtiğimiz yıl söyleseler, ya fıkra mı anlatıyorsun? Fıkra ise komik değil. Komikse zaten bu fıkra değil, bambaşka bir şey. Gerçek bir durum. Günaydın. Yazın 15 gün tatil yapıp kredi kartını 10 ay ödeyen insanların kuraklık, susuzluk, enflasyon gibi gayet basit şeyleri kafaya takmaması çok normal. Bana sorarsan Şevketciğim, hayırdır inşallah. Ha ya, diyorsun ki 10 gün tatil yaptık, işte bütün bir yıl ödüyoruz, bunları kafaya takmıyoruz, ama yani her şeyin bir bedeli var. O 10 günlük tatili hiç yapamayacak duruma düşmenin de bir bedeli var. Doğru diyorsun, biraz çalışması lazım. Saksıların, evet, saksıları çalıştıran yazsın hemen aşağıda. Adresler meşhur. Official Instagram. Bugün biraz okuyacağız. Bugün biraz laflayacağız. Konya Ovası kuraklık ve obruklarla boğuşuyor. Kimse havanın sıcaklığını aldırmasın. Bu kışın yazı da var. Yazın aslında ne yapacağız diye Gül gayet mantıklı bir soru sormuş. Soyadımı fatura öder olarak değiştirmek için başvuruda bulunacağım diyor Lili Martin'e. Olabilir, hemen alabilirsin, vallahi hiçbir sıkıntı yok. Kışın gördüğün güneş yazın sana susuzluk olarak geri döner. Bir de kurt kışın yediği ayazı unutmaz. Dolayısıyla biz de bu kışın bu halde geçmesini unutmamız lazım. Vaziyet almamız gerekiyor. Neyse, kime neyi anlatıyorum bilmiyorum ama her gün aynı şeylerden bahsediyorduk. Daha dün akşam meselenin tek başına susuzluk olduğunu değil, meselenin dünyada çok ciddi bir gıda krizine doğru dönüşeceğini ve insanların birbirini yiyeceğini, o zombi filmlerin bir gün gelip gerçek olacağının doğru gittiği bir tünel olduğunu insanlara ikna etmek durumundayız. Ama bunu kalkıp bizim tek başımıza anlatmamız yetmiyor. Bilim insanları, siyasetçiler, efendime söyleyeyim, bununla ilgili tüm liyakat sahibi insanların oluşturacağı komitelerle belki önümüzde bir iklim politikası geliştirmek gerekiyor. Türkiye'de var, biliyorsunuz, İklim Değişikliği Bakanlığı olarak da eklendi Çevre Şehircilik Bakanlığı'na. Dolayısıyla çok ama çok ciddiye alınması gereken, halk tarafından da özellikle çok ciddiye alınması gereken bir mesele. Hemen bir gazetemizi verelim. Gazetemizi vermeyince
Daha doğrusu bir dakika gazetemizi vermeyelim. Önce bir aksiyona girelim. Ondan sonra emeklilerle ilgili bir kuşağa geçeceğiz ki maaşını alamayınca şantiyedeki vinci aldı. Bitmedi. Küçükçekmece'de bir eve baskın yapıldı. Ev bildiğin cephanelik çıktı. Bitmedi. Kocaeli'nde doğalgaz patlaması oldu. Duvarlar yan bahçelere dağıldı. Bitmedi. Ama aksiyondu. Şimdilik bitti. İstanbul Büyükçekmece'de çalıştığı inşaat firmasından maaşını alamadığını iddia eden kişi iki arkadaşıyla birlikte şantiyedeki iş makinesini çaldı. İstanbul Küçükçekmece'de bir eve yapılan operasyonda çok sayıda silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kocaeli'de 3 katlı bir apartmanda doğalgaz patlaması yaşandı. Patlama nedeniyle dairenin 2 odasının duvarları bahçeye düştü. Komşu binalarında camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada çıkan yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Evet, şimdi böyle kabak gibi bir haber burada duruyor. Bu önemli çünkü hakikaten ciddi bir kalabalıktan bahsediyoruz sevgili izleyen. Kim bu kalabalık? Evde bakım durumu. Evde bakım için emeklilik imkanı diyor gazete. Sigorta primleri devletten gelecekmiş. 100 binleri yakından ilgilendiriyor. Bakıma muhtaç engelli ve yaşlılarla evde bakım hizmeti verenlerden sosyal güvencesi bulunmayanlara desteklenecek. Destek geliyor daha doğrusu. Sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak. Bu kişilerin emekli olabilmelerini sağlayacak düzenleme için AK Parti görüş alışverişinde bulunuyor. Vallahi bir an önce görüş alışverişinin normal bir alışverişe dönüşmesi, daha doğrusu yani evde çalışan ev kadınları da dahil hepsini ağır işçi olarak kabul etmemiz gerekiyor sevgili izleyen. Kimse kimsenin işini küçümsemesin. Herkesin bu hayatta özgür bir ve özgün bir ağırlığı var. Dolayısıyla herkese emeğinin karşılığı neyse bunu vermek durumundayız. Devlet olmak bunu gerektirir. Çok çalışacaklar sevgili izleyen. Devlet deyince çok çalışacaklar. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni hafta yoğun bir mesai var. Biz her pazartesi Türkiye Millet Meclisi'nde yoğun hafta bir mesai var. Yeni haftada yoğun bir mesai var diyerek açıyoruz mevzuyu ama hani o yoğun mesainin finalini getiremiyoruz maalesef. Dileriz bu hafta sayın vekillerimiz bizi yalancı çıkartırlar ki inanın yüzüm bile kızarmaz. Dünyanın en güzel yalanını söyler gibi yaptım derim. Kapatırım konuyu. Geçtiğimiz perşembe Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan başörtüsüne anayasal düzenleme teklifi üzerindeki müzakereler bu hafta sürecek. Plan Bütçe Komisyonu yeni konut finansman programına ilişkin yasa değişikliğinde ele alacak. Yani ne olacak bakalım ama bunların hepsi halkın birincil öncelikleri mi? Bunu da konuşmakta fayda var. Sayın vekiller, hazır bir araya gelmişken ya bana vekaleti verenler şöyle diyor, bana vekaleti verenler böyle diyor diye aranızda bir görüş alışverişinde de bulunsanız belki bazı gerçeklerle şöyle hafif de olsa bir temas etmiş olabilirsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada başörtüsüne anayasal güvence getiren düzenleme için mesaisine devam edecek. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan düzenleme geçtiğimiz perşembe günü Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Komisyon salı günü gerçekleştirilecek ikinci toplantıyı da başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan değişiklik teklifini müzakere edecek. Toplantıda teklifin maddeleri ele alınacak. CHP ve İYİ Parti'nin sunduğu değişiklik önergeleri de gündeme gelecek. Çarşamba günü AK Parti grubuysa ekonomi gündemiyle buluşacak. Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak. Nebati, yapacağı sunumda 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise pazartesi günü yeni konut finansman programına ilişkin kamu finansmanı hakkındaki yasa değişikliği ele alınacak. Genel kurul ise yeni hafta mesaisine salı günü torba kanun görüşmeleriyle başlayacak. Torba kanun teklifiyle perakende ticarete ilişkin ceza hükümlerindeki caydırıcılık artırılacak. Teklifte sipariş iptalleri, prim ve bedel talepleri, kampanyalı mal ve hizmet talepleri, sözleşme şekilleri, maliyet ve giderlerin yansıtılması gibi konularda belirlenecek haksız ticari uygulamalar yasaklanacak.
Şey diyor Gül, ya şu yoğun mesainin içine şu nereden geldiği belli olmayan ama insanı insana kırdıran silahları da alır mı acaba sayın vekillerimiz diye bir not düşmüş. Ahmet Ergen'in özel haberiydi. Cuma günü bizzat birinci elden biz verdik Ekonomi Gazetesi'ndeki bu haberi. Bugün önemli bir gün. Bugün önemli bir gün. Kabine toplanıyor. Şimdi vereceğiz kabinenin ayrıntılarını ama Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması geliyor diyor gazete. Ekonomi Gazetesi. Masraf ve yapılandırma torbada diyor. Ekonomi Gazetesi Abdullah Toplu yazarı kapsamı oldukça geniş tutulan yeni torba yasa teklifinin ayrıntılarını yazdı. Hazırlıkları tamamlanan teklifin kamuya olan borçların yapılandırılması ile ihtilaflı alacakların tasfiyesi, masraf ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, varlık barışında sürenin uzatılması ve imar barışı gibi geniş bir çerçeveyi kapsaması bekleniyor. Bakın, imar barışı enteresan. Bunu ilk kez duydum bu torbada. Kesinleşmiş vergi borçlarını bu düzenleme kapsamında yapılandıranların sadece vergi asılları ile kanuna göre hesaplanacak faizli ödemeleri, kalan vergi ziyai cezası, gecikme faizi, gecikme zammı ve diğer ferilerin silinmesi bekleniyor. Ve ayrıyeten borç yapılandırmasında milat 31 Aralık 2022 olarak alınacak. Yani bunun altını birkaç kez çizmekte fayda var. Amanın o gelecek bu gelecek diye sakın durumdan fırsat çıkartmaya çalışmayın. Hakikaten demir yumruğu tam da kafanızın ortasına yersiniz. Açıkçası Aralık 2022'den önce yapılan meseleler için geliyor bu torba afyası. Şimdi çok haklı orada bir serzeniş de var. Ya arkadaş bak sen benim vergim peşin alınıyor. Mis gibi değil mi? Peşin alınıyor. Maaşla çalışıyorsun, vergin peşin alınıyor. Devlet vergini alıyor, mattan alıyor, onu alıyor, bunu alıyor vesaire bilmem ne. Sen oradan buradan kısıp devletine olan saygından dolayı, çünkü hani bizim devlete olan saygımız hiçbir terazide ölçülebilecek hafiflikte değildir. O kadar ne söyleyeyim. Kantarda bile ölçemezsiniz nereden gelirse gelsin. O saygıdan dolayı her şeyi vaktinde cezai şey duruma girmeden ödemeye çalışıyorsun. Bankadan kredi alıyorsun, bilmem gerekirse onları geciktiriyorsun ama vaktinde cezanı ödüyorsun. Şimdi bu tip afların tabii birçok milyonları sevindiren tarafı olduğu gibi milyonları üzündüren devlete olan güveni bir minik. Ya arkadaş hep böyle olacaksa ben niye gerçek vatandaşlığın peşinde koşuyorum? Yani cömert vatandaşlığın, namuslu vatandaşlığın, dürüstlüğün peşinde koşuyorum dedirten halleri de oluyor. Bunu da unutmamak lazım. Vallahi bugün milyonlarca vatandaş, esnaf, işveren heyecanla Cumhurbaşkanı'nın bu şeydeki, efendime söyleyeyim, kabinede yapılacak bu mevzu, az önce okuduğum mevzu, kabinedeki görüşmelerden geçecek ve kabine sonrasında Cumhurbaşkanı açıklama yapacak. Hakikaten milyonlar bugün Cumhurbaşkanı'nın ağzının içine bakıyor ama bir yandan da hazır kabineye girmişken benim de hani sade bir vatandaş olarak istirhamım var büyüklerimden. Lütfen zamanında her türlü borcunu zamanında ödeyenlere de devlet bir tatlı, ne diyeyim, en azından bir vatandaşlık nişanesi versin. Bu güzel bir prim olur, bir iyilik olur, bir kıyak olur, fark etmez. Ama sonuç itibariyle bekleyen derviş muradına ermişse ya ödeyen derviş de muradına ersin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkan'ın da toplanacak kabinede ana gündem başlığı Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan borç yapılandırma paketine son şekli kabine toplantısında verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin toplantıda vergi, sigorta primi, adli ve idari para cezaları ve milli emlak borçlarının yeniden yapılandırılacağı pakete ilişkin sunum yapması bekleniyor. Yapılandırma kapsamında ana para borçları korunacak. Ancak ana para borcuna eklenen faiz ve gecikme zammı tutarlarının tahsilinden büyük ölçüde vazgeçilecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi belli bir katsayıyla hesaplanan yeni tutarlar peşin ve taksitle ödenebilecek. Peşin ödeme halinde faiz tutarının %90'a varan oranda silinmesi mümkün olacak. Önceki yapılandırma paketlerinde olduğu gibi belirlenecek tutarın altındaki borçlar da tamamen silinecek. Yine vatandaşların su başta olmak üzere belediyelere olan borçlarıyla öğrenim kredisi borçları da yapılandırma kapsamında olacak. Kabine toplantısında İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında Kur'an-ı Kerim yakılması da gündemde olacak. Kabine toplantısında İsveç'e dönük atılabilecek diplomatik adımların masaya yatırılması bekleniyor.
Ah ya abi, yapılandırma affında Bağkur borçları da giriyor mu? Ne olur şu Bağkur borçlarında bu yapılandırma affına bir şekilde soksunlar. Şimdi af dediğin aslında nedir biliyor musun? Ana borcu silmek. Yapabilmek. Yani güçlü devlet eğer kasasında para varsa bunu yapabilir. Ama yani sonuç itibariyle ödeyemeyenler için gerçekten araştırmayı yapacaksın. Bir şekilde güvenlik araştırması yapacaksın. Bir şekilde samimiyetine inandığın vatandaşın elinden tutacaksın ki ayağa kalkabilsin. İnsan dibi görmeden yukarıya doğru sıçrayamıyor. Dolayısıyla yukarı doğru sıçramasında devletin bir el atması önemli. Ha bu da önemsiz bir şey mi? Mesut Er diyeceksin, gayet önemli bir şey. Ama bir yandan da kocaman soru işaretleri oluşturuyor. Mesela Oya kardeşimiz diyor ki şu imar affına dikkat etmeli. Ecimesil yerlere ekin yapma, villalar yap, sonra imar affından faydalan. E bizim ne suçumuz var idi? Hala kira ödüyoruz diyor sevgili kardeşim. Haklı. Bir başka arkadaşım diyor ki Alev, Sultanbeyli'de bir okul önündeki Mustafa Kemal Atatürk'e ait büstü alıp götürmüşler. Daha ne demeli? Ben iyi niyetli, inşallah hani konservasyon için götürmüşlerdir. Düzeltme, yeniden yapılandırma için götürmüşlerdir. Vallahi götürdükleri gibi getirirler. Tıpış tıpış getirirler. O iş öyle kolay değil. Öyle büstü götürmekle kafadan, içten vesaireden falandan filandan çıkmıyor. O mesele çıkmaz. O mesele bizim sonsuza kadar meselemiz. Kendi içimizde. Büste vesaire falanla da filanla da değil. Şimdi ver simidi arkaya. Var mı arkada simidin? Heh. Şimdi bu yavru, şu arkamda gördüğünüz yavru. Bayanlar baylar. Şu arkamda gördüğünüz yavru Ankara için zam vaktini anlatıyor. Bugün itibariyle Ankara'da bir gevreye ulaşmak 2 lira daha zamlandı. İddia o ki 7 liraya çıktı Ankara'da simidin fiyatı. Ama bizim bildiğimiz şu ki o 7 liradan başlayarak çeşitli yerlerde, pastanelerde, kafelerde vesairede 30 liraya kadar gidebilecek. 30 liraya simit mi olur? Saçmalama deme. Vallahi billahi sen kardeşini dinle. Gideceğin pastaneyi de, seçeceğin simidi de dikkatli seç. Dolayısıyla ondan sonra gelip ya bir susamada, bir susamlı halkaya 30 lira verilir mi Mesut deme bana. Niçin deme? Çünkü diyeceksin. İstanbul'da da 6 lira diyorlardı. Öyle bir iddia vardı. 7,5'tan aşağı yiyebilen arkadaşımız yok. Zaten 7,5 liradan aşağı yenilen simidin de simitle bir alakası yok. Yediriyorlar sana hamuru. O hamurun içinde ne varsa geçmiş olsun inşallah diyoruz. Yani hal böyle olunca Ankara için gevrek gevrek üzülüyor insan. Bir şekilde üzülüyor. Çünkü o simit tek başına gitmez. Yanına hani su alsan çeşmeden içemiyorsun. Diyelim ki poşette, pakette su aldın. O da ekstra koy 2 lira. Hop oldu 10 lira. Ya bu simidin yanına bir şey koyacaksın oldu 15 lira. Çarp bunu 3'le, çarp bir de 30'la. Sadece simit yiyerek hayatının, sadece simit yiyerek bir ayının ne kadara patladığını hesap edebilirsin. Bakın, simit gibi gelir, simit gibi gider. Ekonomi böyledir. Ekonomide sıfırlar ve simitler artarsa hakikaten tehlike çanları çan çan çalıyordur. Dolayısıyla biraz simide ekmeğe bakmak lazım. Ekmek deyince de İstanbul'da ekmeğe zam mı geliyor? Derdimiz günümüz bir yandan bu. Yatıyoruz ekmeği düşünüyoruz, kalkıyoruz ekmeği düşünüyoruz. Çünkü peşinden koştuğumuz kavga ekmeğin kavgası. Ekmek kavgasında durum aslanın ağzını geçti. Artık atalarımız ya da bu çağdaşlarımız yepyeni bir isim bulmak durumunda ekmeğe. Ekmek tam olarak hangi hayvanın ya da hangi dünyanın hangi konumunun neresinde bunu birbirimize anlatmamız gerekiyor. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin konuştu ve dedi ki fiyatların artırılması için esnafın çok yoğun talebi var. Ve biz Şubat ayının içinde o yoğun talebi görüşeceğiz. Yani bu ne demektir? Geçmiş olsun. Yediğin her lokma Şubat ayından itibaren bir parça daha pahalı. Evet, Oda Başkanı Erdoğan Çetin Anadolu Ajansı muhabirine açıklama yaptı sevgili izleyen. Sektörün geçen yıl maliyet artışları dolayısıyla sıkıntı yaşadığını söyledi. Çetin İstanbul'da 200 gram ekmeğin 5 liradan satıldığını, kime göre neye göre, burada da parantezi ben açayım. Bu gramajdaki ekmeğin maliyetinin 4,5 ila 4,80 lira arasında olduğunu kaydetti. Oda Başkanı Çetin maliyet karşılanamadığı için birçok fırında alternatif ürünler satıldığını ifade etti. Çetin şu anda gözlem yaptıklarını, bununla alakalı ilerleyen günlerde bir çalışmada bulunacaklarını anlattı.
Sayın Başkan, yani bir gözlem yapmanıza gerek yok. Gidersiniz efendim, gerçekten fırınlara bakarsınız. Tek başına somun ekmeği 5-6-7 liradan alabilirsiniz. Ama bir tane Francalı, efendime söyleyeyim, şey denilen ekmek, yani nedir? Baget denilen ekmek 26 lira. 26 liradan almış arkadaşlarımız var. 40 liraya kadar vuruyor. İstanbul halk ekmek ucuz mu? Biz diyor ki başkan, bununla nasıl başa çıkabiliriz? Halk ekmeğin de ucuz olduğu falan yok. Halk ekmeğin fantastik olarak gidilen o yüksek çavlarlı vesaireli çoklu işte kepekli onlu bunlu türevlerinde acayip rakamlar ödemek zorundasınız dilim ekmeğe. Yani ekmek aslanın ağzından çıktı. Ha nereye girdi? Bulabilene aşk olsun. Bu arada sevgili izleyen, neye devam? Eyleme devam, oyuna devam. Artan aidatlarla ilgili çözüm arayışları sürüyor. Yani ev kiralarından kurtulduk dedik de nasıl kurtulduk? Öldük yani. Yaşarken cehennemi gördük. Sonuç itibariyle şimdi aidatta cehennemi görmemek için insanlar eylem üzerine eylem yapıyor. Bakın, eylemlerde İstanbul Arnavutköy'de gerekli hizmetleri alamadıklarını iddia eden site sakinleri aidatlara yapılan zammı çoluğu çocuğu önüne katarak protesto etti. Ya ödeme diyeceğim kardeşim, ödeme diyeceğim. Ama o da olmuyor. Keserler elektriğini, keserler suyunu, keserler efendime söyleyeyim yaşam damarlarını. Vicdansız bunlar. Ya seni öyle şamarlayan eylem yaptığında kim bilir neler yapar. Kaşıklarla tepsilere vurdular, yönetim istifa diye slogan attılar. Aidatları 270 liradan 430 liraya çıkarılan site sakinleri ayağa kalktı. ...270 lira olan aidat takside 430 lira bandına çıkartılıyor. Bu insanlar 3500 lira daha ellerine maaşları geçmemiş, 1000 lira ev taksidi ödeyecekler. Görüntüler İstanbul Hadımköy Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde 18 bloktan oluşan 792 dairenin yer aldığı sitede kaydedildi. Gerekli hizmeti alamadıklarını söyleyen site sakinleri üstüne bir de aidat zammı yapılınca eylem yaptı. Bir yıllık planlanan aidat karşılığında verilmesi gereken en başta güvenlik hizmeti olmak üzere hiçbir hizmet yerli yerine getirilemedi. Sitenin mevcut 500 milyar borcunun sıfırlanacağı konuşuldu. Fakat bu borç da sıfırlanmadı. İnsanlar şu anda almadıkları bir hizmet karşılığında bu aidatları ödemek istemiyorlar. Site sakinleri zamlı aidatı ödemeyeceklerini de söyledi. Bu insanlar reel olarak, yani şu anda yarın ödemekle mükellef oldukları taksitleri, aidat taksitlerini ödeyemeyecekler. Bir de gecikme faizi tahakkuk ettirilecek. Dolayısıyla bu insanlar tepeden inme bu aidat zamlarını asla kabul etmiyorlar. İstifa! Yönetim! İstifa! Ya çok güzel bir şey söylüyor, şimdi okuyacağız bu gazetedeki mevzuyu. Yani herkes bir üçkağıtçı olmuş ama neyse. Ya neden fırıncılara destek verilmiyor? Toptancı un çuvalına zam yapıyor. İnsanlar ne yiyecek? Yazık, günah, çözüm getirilsin, bir ortalama bulunsun diyor sevgili kardeşimiz. Vallahi şaka değil, oturduğum sitede kiram 4400, aidat Ocak ayında 3900 oldu. Aslan emekli oldu, ekmek ejderhanın alevinde. Al alabilirsen. Valhalla'ya mı geldik Şevket, ne yapacağız ya? Ya nereye geldik? Game of Thrones'la mı oynuyoruz? Valla bölüm sonu gelsin. Bölüm sonu canavarı da çıksın karşımıza. Ne sıkılıyorsa sıkalım yani. Ya ona ya kafamıza. Yapacak başka bir şey kalmadı. Sizden gelenler önemli. Sevgili izleyen Mesut Yar Ofical Instagram'daki adresimiz ve bize hafta içinde bir hafta sonunda bir arkadaşımız yazmış. Efendim yazacağız dertlerimizi bilmem neyimizi ama siz de işte efendim söyleyeyim taraflı bir şey yayın şeyi olduğunuz için okuyamayabiliyoruz. Ya bir şey söyleyeyim. Niye okuyamayabiliyoruz? Bugüne kadar ne gönderdiğinde okuyamadık. Ha devletin aleyhine. Efendime söyleyeyim insanlara hakaret içeren vesaire bilmem ne falan filan bir şey yazmadıkça burada her şey okunuyor. Emeklinin maaş talebi de okunuyor. Kur'an fari öğretisinin talebi de okunuyor. EYT'linin talebi de okunuyor. Efendime söyleyeyim emeklilikte yaşa takılanlardan güne prime vesaire takılanların talebi de okunuyor. Çıraklıktan, stajyerlikten mağdur olanların talebi de okunuyor. Efendime söyleyeyim 3 harflerin altında ezilen vatandaşın talebi de okunuyor. Ekmek alamayan vatandaşın talebi de okunuyor. Ya her şey güllük gülistanlık diye tespit yapan arkadaşın durumu da okunuyor. Yani burada okunamayacak bir şey yok. Sen okutamıyorsan problem sende. Yani sen okutamıyorsan korktuğun için, o korku yüzünden işte bir şekilde kendine ait o şeyi, erdemi herkese yapıştırıyorsun. Ben korkmuyorum. Gerçekleri
söylerken korkulmaz. Gerçekleri söylerken insanın dili sürçmez. Gerçekler de insanın gözünün içine baka baka konuşulur. Söyleye söyleye, vurgusunu virgülünü doğru yere koya koya konuşulur. Açıkçası biz gerçeği söyleyeceğiz ki gerçekten bir haber olanlar ya da yanlışlıkla gerçekleri yanlış anlatıldığı bir takım yetkililer de yahu hiçbir şey benim gördüğüm, benim buradan baktığım gibi değilmiş. Oysa ki güllük gülistanlık değilmiş. Padişahla köprüden geçen adam hikayesi. Sen köprüden geçersen sana her gün bir tane daha yapıştırırlar. Köprü derken mevcut köprülerden bahsetmiyorum. O apayrı bir konu. Şimdi masallar. Al sana 1001 kilometre masalları. Bu da yepyeni. Otomotiv satışında bunu da mı gördük? Gördük. Yeni yıla girmemizle birlikte otomobil satışı yapan siteler 1001 kilometrede satılık araç ilanlarıyla doldu. Oysa bu araçların hepsi 0 kilometrede. Otomotivde manipülasyonu önlemek için bir kişi yılda en fazla 3 adet ikinci el araç satış yapabilir kuralı uygulanıyor. Yani yıla girince bu limit sıfırlandı. Yeni yıla girince fırsatçılar da sıfır araçları 1001 kilometre diye ilana koyup liste fiyatının 200-300 bin lira üzerinde satmaya başladı. Şifrede kapalı otopark ilanlarının çoğunda kapalı otoparkta muhafaza edilmektedir deniyor. Peki neden 1001 diyorlar? Çünkü 1000 kilometrede altındaki araç için ilan vermek yasak olduğundan 1001 diyorlar. Ya arkadaşlar 1001 gece masallarıydı, okundu, dünya tarihine geçti ama sizin bu anlattığınız masallar bizim uykumuzu kaçırıyor. Uyku getirmek yere uykumuzu geçiriyor. Bunun tarihe falan da geçeceği varsa da ahlaksızlık tarihine geçer. Yani tek kalemde yazılmış ahlaksızlık tarihine geçer. Yapılan iş ticaret değil. Yapılan iş bayağı bildiğin vurgundur. Vurgunda vuranın falan değildir. O vurulan bir gün hesabını sorduğunda kimin kime nasıl vurduğu önemlidir. O alnındaki, o yanağındaki o beş parmak izi var ya, beş parmak izi lüzu mahşere taşıyacağın yegane iştir. Madalya gibi bakarlar, sen geç, yerin zaten cehennem derler. Ama sen de Allah korkusu yok ki kuldan ya da efendime söyleyeyim böyle bahsettiğimiz teolojik meselelerden kork. Korkusuzlarda avukat. Ya biz kime güveneceğiz? Adalete. Adalete güvenebilmemiz için de hani bizim en çok yakınımızda duran kim? Avukat. Yani sonuç itibariyle bizim anlatamadığımız hukuk dilini o anlatıyor mu etrafa? Yani aktarabiliyor mu? Aktarması gerekiyor. Peki o onu aktarmak yerine seni soyuyorsa, seni dolandırıyorsa ya bu hayat gelsin, bu adalet gelsin senin ayağına dolansın demekten başka bir şey gelmiyor. Bakın devre devre dolandırılmaya dikkat edin. Devre mülkte herkes hemen hemen dolandırılıyor. Aydın merkezli. Başlatılan bir devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınanlardan 30'u tutuklanıp cezaevine gönderilirken tutuklanan şüphelilerden birinin kimliği çok dikkat çekti sevgili izleyen. Kim en çok bağırıyorsa, kim en çok ben masumum diyorsa hakikaten masumiyet karinesini tekrar bir gözden geçirmekte fayda var. Şimdi İzmir Barosu avukatlarından Elif Akar, Sayın Elif Akar. Yani sonuç itibariyle yargılanıyor. Ben de hani masumiyet karinesine inanarak diyorum ki fazla yorum yapmayacağım bu konuda. 350 milyon liralık dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Akar'ın sosyal medyada ve bazı sitelerde ve hatta bazı gazetelerde dolandırılmayın uyarısı yaptığı, hatta Gayrimenkul Hukuku isimli bir kitap yazdığı da ortaya çıktı. Yazdığı kitabın ne kitabı olduğunu anladınız değil mi? Yani diyorum ya her şeyin alfabesini yazıyoruz, alfabetik kitabını yazıyoruz. Hesaplarından sık sık paylaştığı bu güzellikler, bu efendime söyleyeyim nedir? Bu dürüstlük hali ilk taşı atana kadardı. İlk taşı atan masum olmazsa İlk taşı atan en tehlikelisi oluyor. En günahkar oluyor. Hukukun değişen ve gelişen bir olgu olmasıyla birlikte bilmiyorum. Dolandırılmayın diye vatandaşları uyarıyordu. Kendisi dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Aydın Kuşadası'nda jandarma devremük dolandırıcılığı operasyonu yaptı. Vurgun yaklaşık 350 milyon liraydı. 200'ün üzerinde mağdur vardı. Gözaltına alınan 106 kişiden 30'u tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklanan isimlerden biri şoke etti. Eskiden magazin dergilerine bakardık şimdi. O isim avukat Elif Akar'dı. Ulusal bir gazetede paravan şirketleri olan devre mülklere dikkat başlıklı köşe yazısı vardı. Yine ulusal bir kanaldaki programa zaman zaman yorumcu olarak katılıp vatandaşlara uyarılar yapıyordu. Hangi ülke buna ne rıza gösteriyor? Açıklamalarda. Elif Akar'ın geçtiğimiz yıl Gayrimenkul Hukuku adlı bir de kitap yazdığı ortaya çıktı.
Akar'ın lüks otomobiller, tatillerde pahalı kıyafetlerle verdiği pozları sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüldü. Son mesajlarından biri ise dolandırılmayın uyarısıydı. Şimdi tabii böyle hani sosyetik işte şeyli allı güllü fotoğrafları, videoları şey yükleyip sosyal medyaya yükleyip herkese böyle ellere verir salkını kendi yutar salkımı misali herkese böyle bir ince ince şeyler de efendime söyleyeyim neler de buyuran telkinler de bulunan arkadaşların samimiyetinden hep her zaman bir minik kıllanmışımdır tırnak içerisinde özür diliyorum sizden. Ve nedense o kıl bir şekilde bir kıl ormanına dönüşüyor. Hiç bizi haksız çıkartmadı. Şimdi gelelim Türkiye gerçeklerine. Kaçsan da geliyor ve yüzüne çalışıyor bu gerçekler. Bir tokat gibi, bir balyoz gibi, bir dayak gibi bilemiyorum. Sevgili izleyen durum şöyle oldu. Antalya'da bir binanın 6. katındaki dairede yangın çıktı ve alevler arasında kalan anne ile kızı hayatını kaybetti. Cinayet şüphesiyle yangını soruşturan polis korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Şaşırdık mı? Hayır. Çifte cinayetin şüphelisi eve bidonla gelen 26 yaşındaki torundu. Şaşırdık mı? Artık buna da şaşırmıyoruz. İddiaya göre teyzesiyle tartışan şüpheli kapıyı anneannesiyle teyzesinin üzerine kilitleyip evi benzin dökerek yaktı. Bu arkadaşlar ölmeyi bayılmak, öldürmeyi de oyun sanıyor. Çünkü bu arkadaşlar konsolla işte o eldeki oyun aletleriyle vesaireyle büyüdü. Oyun sonu canavarı dilerim ağır bir adalet tokatı olur. Bu arkadaşlar artık ölmeyi bayılmak, öldürmeyi de bayıltmak zannetmez. Dışarıda insanlar var yerden çatıda. Mahalleli endişeli, alev azgın, itfaiye ise canla başla çalışıyor. Bu yangında anne ve kızı can verdi. Kundakçı ise iddiaya göre canım ciğerim dedikleriydi. Birinin torunu, diğerinin yeğeni. Antalya Muratpaşa'da 63 yaşındaki Hülya Çetinkaya ile birlikte yaşadığı torunu Okan Altay arasında tartışma çıktı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi vardı. Torun ve anneanne arasındaki bağırışlar tüm apartmanda yankılandı. Üst katta oturan Filiz Kaplan, anne ve yeğeninin sesini duyunca aşağı indi. Hatta KADES uygulamasını da kullanıp polisten de yardım istedi. Bu kez teyze ve yeğeni arasında tartışma alevlendi. O sırada Okan Altay iddiaya göre yanında 5 litrelik bidonda getirdiği benzini eve döküp ateşe verdi. Alev kısa sürede evi kapladı. Altay'ın annesi, kardeşi ve annesini kurtarmak için söndürme tüpüyle müdahale etti ama yangının önünü alamadı. İtfaiyeciler kısa süre sonra devreye girdi, apartman boşaltıldı. Mahallede de büyük panik yaşandı. Okan Altay duman nedeniyle boğulmak üzereydi, hastaneye kaldırıldı. Eve giren ekipler 63 yaşındaki anne ile hemşirelik yapan 46 yaşındaki kızının cansız bedenini buldu. Yangın yaklaşık bir saatte tamamen söndürülebildi. Anneanne ve teyzesini evi kundaklayarak öldürmekle suçlanan şüpheli ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Evet sevgili izleyen sizden gelenler önemli. Şimdi de bir şeye bakalım. Nedir bunun adı? Ha, Twitter'a da bir bakalım oradan kimler neler istemiş. Günaydın sonluk hitap eden hayat gülmek. Oh Suzan gayet uzun yazmışsın yine felsefe. Sorumluluk gerekiyor ve gülmek gerekiyor ama güldürebilecek insan bulabilirsek Suzan sevgili kardeşim. Ekrandaki traktörü çekseniz biz de kanal değiştirsek. Var elinde şeyin evinde bir tane oyuncak yoksa çocuğun sadece buradaki oyuncaklara bakıyorsa enteresan bir babasın. Kanal değiştirsen de değiştirmesen de sen aynısın kardeşim. Bırak çocuğa şey atmayı da bence bir an önce bir başka kanala geç. Devlet büyüklerinin söz verdiği 90 bin kit çalışanına kadro hakkı hala verilmedi. Acaba ne durumda bir hatırlatır mısınız diyor sevgili Özkan Sungur. Devam ediyoruz sizden gelenlere. Av çıkarıyorlar fakat ecri misil borçları yapılandırmaya girmiyor. Ticaret odalarına olan kira borçları girmiyor. Bu neden diye soruyor bir başka arkadaş da demin soranın bir diğer tersinden bir soru bu. Evet üniversite mezunu kamu işçileri isteğe bağlı statü değişikliği istiyor diyor sevgili Mert. Onun da sesini duyurmuş olduk. Bir başka arkadaşımız ne diyor? Bir başka arkadaşımız dileklerimiz karşılıklı her şey iyi olsun diyor. İstanbul Pendik'te bisikletle bu arada altta yazıyor mesajlarımızın
adresleri oraya gönderebilirsiniz. Şimdi İstanbul Pendik'te bisikletle yokuş aşağı ilerleyen iki çocuk kaldırıma çıkarak ne oldu? Bina bahçesinin demir kapısına çarptı. Çocuklardan biri demir kapıya çarparak yere düştü. Diğeri ise bisikletle bina boşluğuna düştü. Yani işin şaka tarafı ya da işin böyle rahat rahat anlatılır bir tarafı kalmadı. İki çocuk da şu anda yoğun bakımda, tedavi altında, yaşam savaşı veriyor. Bütün bir duamız bir şekilde işlerin yoluna gitmesi ve bisikletle oynayacak çocukların ya da bisiklet sürecek çocukların çocukluklarını yaşamaya devam edebilmeleri. Vallahi bir şey hakikaten yolunda gitmeli. Bisiklet yolu mesela. Çocuklar bisiklet yolunda bisikleti sürmeli. Yani bizim dönemimizde olduğu gibi çamurda, karda, çukurda vesairede falan da filan da değil. Ki biz de ebeveynler olarak evde biraz rahat etmeliyiz. Yokuş aşağı inerken kontrollerini kaybettiler, demir kapıya çarptılar. İki küçük çocuk işte bu kazada yoğun bakımlık oldu. İki çocuk buradan aşağı, şu rampadan aşağı geliyor herhalde, frenleri tutmuyor. Görüntüler geçtiğimiz cuma günü İstanbul Pendik'te kaydedildi. 10'lu yaşlarında olan iki çocuk beraber bindikleri bisikletle ilerliyordu. Yokuş aşağı hızla indikleri sırada bir anda kontrolü kaybettiler. Önce kaldırıma çıktılar, sonra da bina bahçesinin girişindeki demir kapıya çarptılar. Çocuklardan biri demir kapıya çarpıp yere savruldu. Diğer çocuksa bina ile kaldırım arasındaki boşluğa bisikletiyle beraber düştü. Buradan aşağı geliyor şöyle. Herhalde araba mı ne çıkıyor karşısına? Oradan şu duvara giriyorlar. İşte bir tanesi aşağı düşüyor. Diğeri de kafayı şurada şey var, demir var, oraya vuruyor. Çevredekiler panikle çocukların yanına koştu ve hemen sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar. İki çocuğun da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Evet, kimler burada görelim bakalım. Sizden gelen mesajları da okuyalım. Çünkü memleketlinin içinden geçen, aklından geçen, ruhundan geçen her şeyi okumak memleketin gerçeklerini okumak anlamına geliyor. Vallahi üstadım ne yalan söyleyeyim, bisikletten çok korkanım bilenler adına, işte dedim ya, ebeveynlerin de evde rahat olmaları öyle bir mesele. Benzinlikten bidonla benzin almak için karakoldan belge gerek. Bu arkadaş ne diye almış belgeyi? Ev yakacağım, annemi, babamı, teyzemi, artık kimi bulursam yakacağım diye mi almış? Vallahi doğru diyorsun. Evet, bugün hoşlandığım kızla buluşacağım. Seyircimiz bana dua edebilir mi? Tövbe yarabbim. Mert, yani senin derdinden öpeyim kardeşim. İnşallah, hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir ara yaz bana DM'den. Anlatırız bir iki şey. Şaka bir yana, en azından tek derdim bu olsun sevgili kardeşim. Artık gördüğümüz, duyduğumuz hiçbir şeye şaşırmıyoruz. Çünkü duya duya, göre göre zorbalığa alıştırıyorlar bizi. Ama biz, ama biz, ama biz alışmayacağız diyor sevgili Ayşe kardeşimiz. Evet. Nefesimizi atladı sevgili izleyen. Kağıthane Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir süredir peşinde oldukları Kara lakaplı torbacının, Kara'ya, zaten ne olacak, ak mı konacak bunun ismine, Şişli'deki evine baskın düzenledi. Baskında 4 şahıs etkisiz hale getirilirken evde yapılan aramalarda yaklaşık 500 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Bitmiyorlar dikkat edersen. Yalnız bunların altını kazarsan çok enteresan isimler de çıkabilir dikkat edersen. Yine de ona da dikkat etmeli. Yatak kitap dolabının içerisinde paketlenmiş halde bonzai. Beklemedikleri bir anda baskına uğradılar. Kara lakaplı torbacı ve yanındakiler kıskıvrak yakalandı. Evleri ise adeta uyuşturucu deposu gibiydi. Uyuşturucu madde. Yine başka bir uyuşturucu. Operasyonu İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptı. Hedeflerinde kara lakaplı uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen şüpheli vardı. Preslenmiş paketler. Belirlenen adrese baskın yapıldı. Şüpheli ve yanındakiler o saatte uyuyordu. Polisi karşılarında görünce hiçbiri kaçamadı. Hepsi de ters kelepçe yapılıp gözaltına alındı. Ev didik didik arandı. Dolapların içine gizlenmiş, satışa hazır 500 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Yine başka bir uyuşturucu. Gözaltına alınan 4 şüpheliden kara lakaplı zehir taciri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan cezaevine gönderildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mesut Bey, Çalışma Bakanımız söz verdiği kamudaki taşeronuna kadro sözünü unuttu mu acaba? Biraz da zaman vermek zorundayız. Kimsenin unuttuğu yok. Çünkü bir şekilde her gün, her şekilde hatırlatılıyor birileri tarafından. Evet, şaşırma duygusunu kaybettik. İyice kafayı sıyırdık diyor bir sevgili kardeşimiz. Doğru. Kader'in bugün doğum günüymüş. Eyvallah sevgili kardeşim. İnşallah. Mutlu, mesut yaşlar dilersin. Bir şey sorabilir miyim? Her gün buraya gelmek için saat kaçta kalkıyorsun? Yani bireysel bir şey, bunu sormaya gerek yok. Erken gelmek lazım ki durumu anlayıp ondan sonra anlatabilmek için. İnsanları ikna ile telkin edebilmek için yaşadığımız hayatın aslında normal bir hayat olmadığına. Gerizekalı diye tırnak içerisinde benim çok da aslında hoşuma gitmeyen bir hakaret modeli vardır. Yani sonuç itibariyle insan zekasını kendisi seçemez, geliştirebilir. Ama bunu bir hastalık olarak düşünürseniz bir şekilde eksik bir durumdur. O eksiklikte hem eksik olanın hem de etrafındakinin canını çok yakar. Bütün bir hayat boyunca çekersiniz. Ama bunu hakaretengiz ya da hakaretamiz şekilde kullanırken işin enteresan biçimi güldürebilen tek insan. Bilenler bilmeyenleri anlatmıştır ama bilmeyenler için bir kere de ben anlatayım. Türk diline ve Türk argo tarihine gerzek kelimesini sokan ilk insandır. Merhume büyük ablamız Ayşen Guruda. Sevgili izleyen, bugün Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçısı Ayşen Guruda, annemin, ki anne derdim kendisine, beni oğlu olarak kabul ederdi. Çok yakın dostluk, nur içinde yatsın. Her zaman duam yanında olacak, her zaman duam üstünde olacak yaşadıkça. Ve bir gün dilerim ki öte tarafta her şekilde bir araya gelebilip yine yüzümüzü güldürecek güzelliklerde buluşabiliriz. Dilerim, umarım, dilerim. Ayşen ablamızı saygıyla anıyoruz. Bunların üstü para, altı reklam. Bir bankanın reklam parası bu. Oktay'ı anlatıyorum anne, Oktay'ı. Yeter artık, dayanamayacağım. Anne, anne, anne. Anneciğim. Ben geldim. Oh, hoş geldiniz. Var mısınız? Hepsine aynı yerde randevu veriyor. Ayşe, ne zaman? Bu cumartesi saat 2'de Taksim'de. Oldu. Mektuplarımı geri ver. Senin erkeğin benim. Ama ne erkek? Yesinler seni. Anasının sözünden çıkmayan sünepe. Bakın, bakın kocamı ne hale getirmez. Babam. Anneciğim. O güzel insanlar, o güzel atlarına binip ayrıldılar aramızdan. Bir Ayşen Guruda olmak, bir Ayşen Guruda'nın tekrar gelmesi, o zeka, o ince üslup, o ince bakış, o analitik yetenek o kadar zor geliyor ki. Mevcuda baktığınızda her şeyi yavaş yavaş kaybettiğimizi. Ya çok enteresan. Dün bir sosyal medya mecrasında başlık açılmış. Hani ölümü Kemal Sunal ve Barış Manço etkisi yapacak isimleri arıyor bu arkadaşlar. Sözlükte. İlanı çıkmamış biliyor musunuz? Var. Benim için 4-5 tane, hatta 10 tane, 15 tane daha var. Hakikaten içimdeki fayı dibine kadar kırabilecek insanlar var. Allah onlara uzun ömür versin. Onlar her gittiğinde yanından bir parça tebessümü, bir parça zekayı, bir parça duruşu, bir parça parmak kaldırmayı, bir parça şerh koymayı yeteneğini de alıp götürüyorlar yanlarında. Bu dünya dolayısıyla giderek çıplak bir hale geliyor. Bir gün zaten üzerinden biz de atınca çırılçıplak olacak. Aa bak, dünya çırılçıplak diyebilecek kalan son insan. Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen çocuklardan ikisi olay yerinde, biri ise maalesef kaldırıldı hastanede, yaşamını yitirdi. Çocuk ölümü haberi vermek hakikaten yaz şiirini tersinden ezbere okumak gibi bir şey. İnsanın boğazında bir şey düğümleniyor. Bunun adı da gıcık değil. Bunun adı hakikaten çaresizlik. Ufak çocuk vardı. 2 yaşlarında, 3-5 yaşlarında bu elektrikli sobayla ısınıyorlardı. Gece saatleriydi. Anneleri evde yoktu. Elektrikli sobayla aynı evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Olay Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde yaşandı. Suriye uyruklu anne gece yarısı 3 çocuğunu evde bırakıp dışarı çıktı. Evde elektrikli soba yanıyordu. Anneleri o an 12'de aradığımızda çarşıdaymış. Şehir merkezinde. Sobadan yangın çıktı. O anda her şeyden habersiz evde uyuyan 11 yaşındaki Zehra, 3 yaşındaki Abdurrahman ve 1 yaşındaki Muhammed dumandan zehirlendi. Alevler evi sardığında iki çocuk çoktan hayatını kaybetmişti. Komşular durumu fark etti ve hemen itfaiyeyi aradılar. Yangın esasında biz uyuyorduk. Saat 10'da yatmıştık. Saat 12 gibi benim kapı çalındı. Kalktığımda her yer duman içindeydi, her yer. Zor çıktık biz bile, kendimizi zor kurtardık evden. Çocuklardan biri hemen hastaneye kaldırıldı ancak o da hayatını kaybetti. Bunlar soba kullanmadığı için elektrikli sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Bu elektrikli sobayla ısınıyorlardı. Eşyaların küle döndüğü yangında evde bulunan iki tüpün patlamaması daha büyük bir facianın yaşanmasının önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Abi Allah aşkına biri çıkıp bana şu moda olan adli kontrol şartını izah etsin. Vallahi bunu izah edebilecek hukukçular sadece siyaset tartışmaktan konuyu adalete bir türlü getiremiyor. Her akşam onlarca hukukçu var ortalıkta, sadece siyaset tartışıyorlar, sadece bağırıyorlar, sadece ediyorlar. Ve bunları izleyen insanlar da ya hukukçular işte bu gibi hani şeyler, bilim insanları böyle bağırıyorsa ben adaletle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmayayım, kaçayım. En uzağa kaçayım, mümkün olduğunca adaletten kaçım haline geliyor. Üç aylar mübarek olur inşallah diyor sevgili İknur. İsteğimiz o, her günün bir mübarek gün gibi geçmesi. Her günün bereketli ve mutlu bir gün gibi geçmesi hemen herkes için. İyiler iyi, Kürtleri zaten Allah ıslah etsin diye mottomuzu tekrar edelim. Evet, çok zeki kadın da Ayşen Gurda, aynen öyle Martini. Doğru söylüyor. Çok güldürdü bizi kendisine. İnşallah ahirette gülsün kendisi de diyor. Evet, sizden gelenlere devam ediyoruz. Bizim oğlan okula devam. Evet. Herkes de okula gitmemiş ama çocuklar uykuda da olsa biz sizin yanınızdayız diyen sevgili arkadaşlarımız var. Ertan Keser de bunlardan bir tanesi. Çok çok gençlerimizin çok Mesut Bey evladı. 5500 liradan aşağı maaş olmayacak dendi ama hiç kimseden ses çıkmıyor. Bize dullara, yetimlere 5000 lira verildi. Bu araştırılsın, doğrusu nedir bilemiyoruz. 500 lira nerede hakikaten merak ediyoruz. Dul yetim maaşı ama anladığım kadarıyla asgari ücrete, daha doğrusu emekli ücretinden biraz daha düşük olarak algılanıyor, ayarlanıyor. Onu da söyleyelim yani, fazladan bir 500 eğer size vaat edilse, kim vaat etti açıkçası bilmiyorum sevgili kardeşim. Evet, haberin bol, sağlığın yerinde olsun hepimiz için, bu böyle. Şimdi ev alma, komşu al. Yani aslında bir şey alma, bir şey almazsan karlı çıkarsın. Öncelikle mesajını yaz, hazır bir boşluğu bulmuşken. Şimdi çoluk çocuk hep şeyi açacak. Ne kanallarını? İşte o çocuk kanallarını. 200 listesine bakıyorsun. İkişer dakikalık çizgi filmlerle kavga ediyoruz biz. Gerçeği anlatmak mı? Hayal dünyasında yaşatmak mı? Ya ben bu ülkede 20 yıldır bir cadı dizisinin ya her gün oynayıp her gün izledildiğini gördüm. Yani biz artık hayaletlere, cadılara, üç harflere vesaireye inanmaktan gerçeğin nasıl bir şey olduğunu unuttuk. Çocuklara gerçeği gönderin. O ellerindeki tabletleri alın. Doğruysa onlarla ortak bir dil kurmaya çalışın. Bu ülkenin gerçeklerini, dünyanın gerçeklerini, önümüzdeki hayatın gerçeklerini çocuklara alfabe öğretir gibi öğretmeye çalışın. Bu çocuklar yarın öbür gün böyle çırılçıplak ortada kendisini savunmasız hissederek kalmasın. Aile olmanın gereğini yapın. Yani çocuğu doğurup bir yere koymak, eline de tableti vermek ne ebeveynliktir ne başka bir şeydir. Sevgili izleyen, bakın İzmir'de aralarında husumet olan komşuların gürültü tartışması olayla bitti. Bakın bu komşu kavgaları az buçuk bir şey değil. Birilerinin ciddiye alması lazım. Başta polis olmak üzere herkesin ciddiye alması lazım. Polis de ne yapsın? Geliyor, ondan sonra iki tarafta birbirimizden şikayetçi değiliz diye adamları da yerinden oynatıyor. Belki o anda kurtululması gereken, cinayetten kurtarılması gereken bir insan var, oraya koşamıyorlar. Dolayısıyla polise selam, selam, olaya devam. Kavga öyle büyüdü ki sevgili izleyen, misafirliğe giden 3 kişi de yaralandı. Bu işler apartmanın toplu yaşanan bir yer olduğunu anlayıp nezaket kelimesinin ne demek olduğunu öğrenince biter. Ha, o da mümkün değil. İyi bak. Köpekle benim üstüne sallan ne demek? Altlı üstlü oturan komşuların gürültü tartışması olaylı bitti. Kavgada misafirliğe gelenler yaralandı. Senin işin bitti. İşin bitti.
Adres İzmir. Aralarında husumet olan komşuların kavgası binayı karıştırdı. İddiaya göre karı koca komşularına ve misafirlerine maket bıçağı ve sopayla saldırdı. Komşu kavgasında yaralanan 3 kadın misafir hastaneye kaldırıldı. 2 şüpheli 2 gün gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynısını şimdi yapsana. Aynısını şimdi yapsana. Niye böyle terbiyesiz yapıyorsun? Sen niye seçiyorsun? Bak. Kavganın odağındaki karı koca ise kendini savundu. Asıl mağdur biziz diyorlar. Abi evime bastı lan. Eşim onların elinden aldım. Hiçbir şey videolarda, fotoğraflarda görüldüğü gibi değil. Alt katta oturan çift olayın kapılarına baltayla dayandıktan sonra başladığını iddia etti. Odunlarla vuruyorlar. Yani eşim burada cani gibi gözükse de eşim sadece kendini savundu. Oradaki falçada da benim falçadam. Sürekli bize tehdit, hakaret. Geçen sene de kayınbabamı burada bahçede darp ettiler. Onlar bizim üstümüzde otururken bizden şikayetçi oluyorlar. Ya Türkiye'de herkes mağdur. Mağrur olan birini göremiyoruz. Bizim derdimiz de bu. Sokakta 10 kurşun. Gelelim gerçeklere. Gelelim her gün okumaktan klişe olmuş, artık bir şablonu olan ama sadece sayı ile anılan bir sürü ölümden bahsetmekten o kadar ama o kadar sıkıldım ki. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı vesaire fark etmez. Kırşehir'de görevli polis memuru Aslı Yılmaz, boşanma davası süren polis kocası tarafından küçük çocuğunun gözleri önünde sokak ortasında tabancayla katledildi. Bakın polisimizin psikolojisinin de çok önemli olduğunu, o psikolojik eğitimlerini tekrar gözden geçirmelerin mutlaka düzenli şekilde yapılmasını ben bizzat hatırlatmak istiyorum saygıdeğer yetkililere. Eşini vuran polis Hüseyin Yılmaz daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti. Haberde sadece bu yok. Haberde bir başka kadın cinayeti de var. Biri de çıkıp ya birader, bir kişi çıkıp buna dur diyecek mi diye soracak mı, yoksa oyuna devam mı? Biri boşanma aşamasındaki eşini, diğeri gelinini öldürdü. Kadın cinayeti haberleri Kırşehir ve Samsun'dan geldi. Antalya'da özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, Kırşehir Emniyeti Koruma Şube Biriminde polis olan eşi Aslı Yılmaz'la boşanma aşamasındaydı. 33 yaşındaki Yılmaz konuşmak için eşinin yaşadığı Kırşehir'e gitti. Taraflar arasında sokak ortasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Hüseyin Emre Yılmaz eşini 10 el ateş açarak öldürdü. Ardından da aynı silahla yaşamına son vermek istedi. Dehşet anlarını bir kişi cep telefonuyla kaydetti. Başından yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı. Bir kadın cinayeti haberi de Samsun'dan geldi. Samsun'da 3 çocuk annesi Sema Dalkalem bir serada öldürülmüş halde bulundu. 33 yaşındaki kadının boşanma aşamasındaki eşinin babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Sema Dalkalem'in eşinden bir yıldır ayrı yaşadığı ve bir sürede kadın sığınma evinde kaldığı belirlendi. Öldürülmeseydi boşanma davasının ikinci duruşması görülecekti. 57 yaşındaki kayınpeder Ahmet Dalkalem cinayeti yaşamına son vermeden önce yazdığı mektupla itiraf etti. Evet, Deniz Zeynep başka bir şeyden bahsetmiş ama doğru bir şeyden bahsetmiş. Çünkü ne olacak bu damacanaların hali? Damacanalar isyanda, damacana alanda isyanda. Diyor ki sevgili kardeşimiz, damacana fiyatlarına gelen zamlara kim dur diyecek? Çok merak ediyorum. 48 lira ödüyoruz bir damacanaya. Ayrıca şunu yapmıyoruz. Bunu da yapmakta fayda var. Bence damacana içerisinde aldığımız suyu ekstra başımıza iş açma demeyin. Hakikaten kontrole göndermekte de fayda var. Yani bize 48 liraya, 50 liraya, 60 liraya kimi yerlerde ne sattıklarını, gerçek su satıp satmadıklarını da öğrenmemizde hakikaten fayda var. Çünkü her hafta 3 lira, 3 lira, 3 lira koyuyorsun. Ne o? Benim ham madde sıkıntısı. Ha, oluştu. Sayenizde o kadar çok ağladınız ki kulaklığa doğru gidiyoruz. Vallahi aga ben çeşme suyu içerim. Fark etmez. Çeşme suyu içerim. Biz öyle bir kuşağız ki yani şerbetli kuşak olarak büyüdük. Her türlü çeşme suyunu ağzımızı dayayıp kana kana içtik. O zaman da kötüydü şey, şebeke. O zaman da çöküktü. İstanbul'da su kesintileri oluyordu. Paslı paslı akıyordu sular. Ama içtik. Bugüne kadar da geldik. Şimdinin böyle bebeleri. Şimdinin bebelerine sağlıklı içirtmek lazım. Ama 60 liraya da bir damacana suya. 4 kişilik ailede bir günde gider o ya. Yani yapmayın. Yapmayın. O kadar da hafife almayın. Ekmeğe Şubat'ta zam. Yapmayın. Simide 2 lira daha arttırmayın. Ne yapalım? Ne yiyek?
Biz ne yiyek diye soruyor. Biz ne yapalım? O zaman toplayalım taşları koyalım. Çorbasını yapalım hep birlikte. Hepimiz kurtulalım. Mesut Yar Official Instagram'daki adresimiz. Mesut Yar Twitter'daki adresimiz. Dürüstçe yaz. İçinden geçeni yaz. Gerçeği yaz. Okuyalım. Sevgili izleyen bakın Malta'da akıl almaz bir cinayete kurban giden 30 yaşındaki iç mimar Pelinka'ya son yolculuğuna uğurlandı. Bir anne baba için o son yolculuk ne anlama gelir o kadar iyi bilirim ki. Cezaevinden kısa süre önce tahliye edilen bir cani genç kadını üstelik doğum gününde araçla feci şekilde ezmiş, yerde can çekiştiği sırada da taşla saldırmıştı. Naaşı önceki akşam İstanbul'a getirilen Kaya son yolculuğuna uğurlandı. Caniliğin alfabesini yeniden yazıyoruz. Bakın yeniden yazılıyor. Allah hepimizi muhafaza etsin bu adamlardan. Ama cebinde yaklaşık 300 tonluk suç dosyasıyla dolaşan adamlar aramızda. Oksijen tükettikçe bizim nefesimiz kesilmeye devam edecek. Bu kadar net. Ha diyeceksin ki nereye yatıracağız bunları? Bu ülkeye valla toplu konut yerine toplu cezaevi yapılmalı. Çünkü cezaevlerinde koğuşlarda artık mahkumlar nöbet sırasıyla uyuyorlarmış. Günümüz doldurdular. Doğum gününü kutladıkları kızlarının sadece birkaç saat sonra ölüm haberini aldılar. Malta'da bir caninin ezerek canına kıydığı Pelinkaya'ya gözyaşlarıyla veda ettiler. Bir anne yavrusunu kaybettiyse o anne ölüdür artık. Kızım bir cinayete kurban gitti, başka bir şey diyemiyorum yani. Acı olay 4 gün önce yaşanmıştı. Malta'da yaşayan 30 yaşındaki iç mimar Pelinkaya doğum gününde kendisine sürpriz hazırlayan arkadaşlarının yanına gitmek için çıkmıştı evden. Heyecanla restorana doğru yürüyordu. Bu sırada Jeremy Camilleri adlı bir cani aracını son sürat kayanın üzerine sürdü. Bu cani de maalesef uyuşturucu almış. Zaten 4 Ocak'ta şartlı tahliye olmuş. O gün birisini öldürmeye karar vermiş ve karşısına ilk çıkan Pelin. Pelin Kaya'yı feci şekilde ezen saldırgan bununla da yetinmedi. Yerde can çekişen Kaya'ya taşla saldırdı. Dahası yardım etmek isteyenlere de engel oldu. Malta polisi Fransız asıllı saldırganı elektroşok yardımıyla gözaltına aldı. Pelin Kaya ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Kaya ailesi hayatlarının en büyük kabusunu yaşadı. Olayın hemen ardından Pelin'in dayısı ve ablası Malta'ya gitti ve Pelin'in cenazesi Malta'dan İstanbul'a getirildi. Pelin Kaya için İstanbul Esenyurt'ta cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve yakın arkadaşları büyük üzüntü içindeydi. Akşamı görüştüm. Babişkom seni çok seviyorum dedi. Tamam kuzum dedim. Ona güller gönderdim ama güllerim soldu. Anne Çiçek Kaya kızının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Benim çocuğum melekti. Benim çocuğum başarılı bir mimardır. Annenin gözü kurudu. Çocuğuna sarılıyor. İlk bir saat sonra alacaklar. Bu anne nasıl dayansın? Öte yandan gözaltındaki 33 yaşındaki cani Malta'da önceki gün hakim karşısına çıktı. Kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verildi. Ya şöyle bir şey düşünün, adam hapisten çıkıyor ve önüme çıkan ilk kişiyi öldüreceğim diye çıkıyor. Yani bu saatler, bu beyin saatleri, bu canilik, caniliğin kum saati nasıl kuruluyor acaba? Neye doğru kuruyorlar? Yok etmek üzerine kurulu bir sistemin içerisinde dünyada yaşıyoruz ve hani artık yaşamak milyonda bir ihtimal. Hakikaten yaşamak milyonda bir ihtimal hale geldi. Vallahi su konusunda herkes bir hayli dertli. Kaynatıp içerim, tülbenti koyarım, içerim, içerim de içerim diyenler var. Bizim kuşağın hepsi özellikle söylüyor. Evet, Mahmut Hoca'nın Ababam sınıfının karneleri verilerine verirken yaptığı konuşma geldi. Anne baba olmanın nasıl olması gerektiğini en iyi o anlatmıştı diyor Sadık kardeşimiz. İkinci duruşma, üçüncü duruşma uzadıkça uzuyor. Adalet uzadıkça tarafların birbirine kini büyüyor ve işler böyle anlattığınız üzere cinayet de bitiyor diyor bir arkadaşımız. Mikato diyor ki eskiden musluğa tülben konulup içilirdi, kaynatıp içerdik. Ben bulamadığımda gene içiyorum çeşmeden. Şimdikiler musluktan içilir mi diyor. Ya biz camiye su sırasında gittiğimizi biliyoruz kardeşim diyor. Hocam diyor aman diyeyim diyor bir başka arkadaşımız da. Suyu filtre bile olsa ağır metaller var. Kalpten götürür adamı. Beyin sinir sistemi hastalıkları da cabası. 3 harfli marketlerde indirimli oluyor. 5 litre ellerde özellikle onları kovalasınlar. Anacım kovalamaktan artık hakikaten iflahımız kesildi. Nefesimiz kesildi ya.
Hepimiz Etiyopyalı maraton birincileri, Kenyalı maraton birincileri gibi olacağız fiyat kovalamaktan. Ya da şu yapılacak sevgili kardeşim, BLK'nın dediği gibi, valla kimse o siyasetçiler de özellikle seçim zamanı oy oy diye mitinglerde gezmesin, marketlerde dolaşsınlar biraz. El yakıyor her şey. Serbest piyasa, kontrollü piyasa olsun. Bir an önce yeter bıçak kemiğe dayanmış üstadım. Benden yazması, senden okuması. Evet. Belki market önlerinde, market işlerinde yapmanız gerekiyor seçim propagandalarınızı artık. Görelim bakalım, etiketlerle siz aynı dilden konuşuyor musunuz? Etiketler size meyyal eğiliyor mu? Bunları görelim bakalım. Ya da siz geliyorsunuz diye etiketler değişiyor mu? En azından bir siyasetçi gelir, içimiz çiçek açar. Siyasetçi gidince etiketler de eski yerine konar. Türkiye'de işler böyle yürür. Samsun'da bir aile evde eğitim alan çocuklarına öğretmenin şiddet uyguladığını iddia etti. 11 yaşındaki otizmli oğlu için darp raporu alan anne öğretmenden şikayetçi oldu. 11 yaşında ve otizmli. İnsanın eli kalkmaz, içi kalkar ama insanın. Bu şekilde arkaya getirdi ve sırtımı bu şekilde yaslayıp belime doğru çıktı ve belimde oturdu bu uzun süre. Evde eğitim alan otizmli ve bipolar hastası oğluna iddiaya göre öğretmeni şiddet uyguladı. Şok geçirdim. Hani eğitimci bir öğretmenin böyle bir yapacağını beklemiyordum. Samsun'da 11 yaşındaki çocuk 2 aydır evde ders alıyordu. İddiaya göre 11 gün önce dersin ortasında bir anda sesler yükseldi. Çığlıklar o biçimde. Anne beni kurtar, kolum acıyor. Sürekli özür dilettiriyordu. Anne Merve Erdoğan odanın kapısında dondu kaldı. Elindeki tableti çekip aldı. Ondan sonra cıma ellerinin arkasına bağladı. Sırtına da bastırdı, üzerine çıktı. İddiaya göre müdahale edip oğlunu öğretmenin elinden kurtardı. Siz istediğiniz tableti almayı falan dedi bana. Ama ben çocuğumun üzerine çıktı, şiddet uygular demedim. 11 yaşındaki oğluna darp raporu alan aile polise gidip şikayetçi oldu. Bizim bütün emeklerimizi çöpe atıp gitti. Şu anda hiçbir şekilde öğretmen kabul etmiyor. Darp olayı yok diyen öğretmense anne babası yanındayken sadece kolunu arkaya doğru tuttuk diyerek iddiaları reddetti. Eyvallah. Diyor ki Betül, valla normalde gerçekten izlenecek gibi değil ama senin için izliyoruz abicim diyor. Ya sonuç itibariyle Betül, aynı kafada olduğumuzu söyleyebilirim. Hakikaten izlenecek gibi değil. Ben de bazen dönüp bakıyorum, mecburen mesleki olarak izliyoruz ama sonuç itibariyle bütün bir hafta sonunu duvara sabit bakarak geçiriyorum. Acaba ben de guguk kuşu oldum mu? Acaba bizim kafayı nasıl sıfırlayacağız? O da önemli. Sizden gelenler, Mesutyar Official Instagram'daki adresimiz. Lütfen takip edin adresi, son girdiğinin altına da yazın. DM'den yazmayın, okuyamıyorum. Yani direkt mesaj atmayın, mesaj yazmayın, onu okuyamıyorum. Şeyin altına yorum yazabilirsiniz, okuruz. Dükkan varken biri geldi, birini bıçakların hapse yattım diye hava atmıştı. Öldürmek, bıçaklamak kolay. Adam olmak zor. Adam olabiliyor muymuş, onu sormak gerekiyor. Kutsal Damacana Eskişehir'deki nokta nokta su alıyoruz. Eskiden belediye satıyordu. Özelleşti. Meşrubat firması aldı. 12 litre damacana 10 lira olacak diyorlar. 12 litreye 10 lira. Vallahi ucuz. Kalabak. Kalabak. Güzelmiş vallahi. Günaydın. Yağmur suyu bile içtiğimiz günler vardı. Şimdi kimleri köye geldi zaman suyun yanında getiriyor. Ha, kimileri diyor köye geldiği zaman da suyu yanında getiriyor. Olur öyle elitizm. Alıştık öyle bir lükse. Lüksü bulamayınca da isyana. Sonuç itibariyle hakikaten götüren hamuduyla götürüyor. Hakikaten kimi yerlerin önünde kuyrukları görüyorsunuz. Alışveriş kuyruklarını görüyorsunuz. Ya arkadaş, bu millet açım diyor ama baksana burada da kuyruk var. Kimi yerde de bomboş şeyler görüyorsunuz. Kapanmış dükkanlar görüyorsunuz. Millet iyiyiz deyip kuyruğa giriyor ama dükkanlar kapanmış. Hayırdır inşallah. İfrat ve tefrit, yani bir uçtan bir uca yaşıyorsun. Ortan yok. İşte ortayı bulan milleti kazanacak. Savaş kötüdür. Ukrayna'da savaşta son durumu anlatmak için canlı yayın yapan muhabir vuruldu. Bacağına isabet eden şarapnelle yaralanan muhabir hastaneye kaldırıldı. Savaş ve meslek ikilisi. İkisi de birbirinden meşakkatli. Savaş muhabiri. Zordur. Zorda ayakta kalabilmek. Там с нами идет стрелковый бой. Bir kapının yanına saklandı. Savaş bölgesindeki son durumu aktarmak için canlı yayındaydı. Nereden geldiği belli olmayan bir şarapnel parçasının hedefi oldu.
Görüntüler sıcak çatışmanın devam ettiği Donetsk'ten. Rusya-Ukrayna savaşı 1. yıl dönümüne yaklaşırken çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Doğu cephesindeki durumu aktarmak için Soledar'a giden Rus kadın savaş muhabiri Anastasia Yelsukova cep telefonuyla canlı yayına hazırlanıyordu. Çevreyi gözlüyor, durumu aktarıyordu ki şarapnel parçası dizine saplandı. Acı içinde kıvranan Rus muhabirin telefonu elinden düştü. Hafif yaralanan Rus muhabir daha sonra bir helikopterle hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi. Yaralı muhabir hastane odasından bu kareyi paylaştı. Geçmiş olsun yabancı meslektaşımıza ama hakikaten savaş iyi bir şey değil. Hayırlı bir şey olsaydı zaten adı savaş olmazdı. Savaş 2024. ikinci çeyreğinde biter. Putin alır, Zelenski'yi de bir daha göremeyiz. Ya bu tabii söyleniyor. O işler öyle olmuyor. Bir yandan şu yaşadığınıza bakın. Yani şeyle NATO'yla tam anlaşmak üzereyken işte İsveç mütabakatta imzalıyor teröre karşı vesaireye karşı. Yani dünyada milyarlarca insanın en kademi, en kutsal kitabını yakıyorlar. Bununla da düşünce özgürlüğü olabiliyor. Ya inananların kırmızı çizgilerinin başladığı yerde düşünce özgürlüğünün bir fren koyması şart. Yani yakılan şey de bir kutsal kitap. Sonuç itibariyle bakın mesela kızda arkeologlar herhangi bir yazıta çıkartırken küçücük bir zarar verseler işleri yanar. Mesleki hayatları boyunca o anı unutamazlar. Bunlar insanların en kutsalını yakıyor. Verilebilecek en ağır, en şiddetli mesaj açıkçası diplomatik anlamda olur. Çünkü bakıyoruz ya bizden başka kimsenin de ses çıkmıyor. O da enteresan değil mi? İslam dünyasında 3-5 tane küçük şey ses yükseldi. Ve sırf bize yapılmış gibi üzerimize alarak bu işe sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bir kutsal kitabı yakmakla demokrasinin uzak yakın herhangi bir alakası yoktur. Yakan bir şekilde nasıl yandığını da görecektir. Buna inanıyorum. Yani hani bu hayatta da görür bunu, efendime söyleyeyim, seçkilerinde de görür. Kim tarafından bindirilmişse, oraya gönderilmişse orada da görür sonuç itibariyle. Ama unutmayın, men dakka dukka diye siyasete de girmiş bir şey vardır. Söz vardır ve bu diplomasi de adamın canını yakar. Ha belki kafada şey vardır. Ne atarız NATO'yu, NATO'dan Türkiye'yi kafamıza tam bir Avrupa Birliği, tam bir Haçlı Birliği haline getiririz. Ya arkadaş tarih sizin gibileri 500 kere yazmış. O kadar kötüsünüz ki kendi içinizde anlaşamamışsınız. Haçlı Seferi diye yola çıkıp kendi dininizden olan İstanbul'u Konstantinopol olarak biliniyor o zaman. Doğu Roma'yı efendime söyleyeyim altın üstüne getirip bütün mal varlığını, bütün kültürel servetini yağmalamışsınız. Niçin? Sorsan kilise adına. Niçin? Hepiniz zenginleşmişsiniz. Yani yeterince para almadığınız için hiçbiriniz ne derebeyleri ne vesairesi ne o zaman Almanı ne Fransızı ne İtalyanı ne Venediklisi hiçbir şekilde sefere çıkmazmış. Önce para konuşulmuş. Gelmişsiniz 90 küsur yıl boyunca İstanbul'da Bizans'ın ortasında bir şey kurarak devlet kurarak burayı sömürmüşsünüz. Dolayısıyla ya tarihine bakarım kim samimi diye. Ha tarihi de şeyde öğrendik mi şimdi Valhalla Malhalla. Keşke atalarınızın delikanlılığının o dizilerde anlatılan delikanlılığın onda biri sizde olsa da biz de desek ki gerçek faşist bu ya. Ya en azından delikanlı faşist desek. Ama değilsiniz. Şimdi afiyet olsun diyeceğiz. Uyanık gemisini sürdüren kaptan değil mi? Ya giriyorsun. Yemeğini yiyorsun, gırla yiyorsun, menünün altını üstüne getiriyorsun. Üstelik doymuyorsun, paketlettiriyorsun, evine götürüyorsun. Tüm bunları yaparken de hesabı ödemeyi unutuyorsun. Ne unutuyorsun? Bildiğin çorluyorsun der eskiler. Hesabı ödemeden gidiyorsun. Bedavacı müşteriler restoranın güvenlik kameralarına yansımasa ha bu izleyeceklerinizi daha izleyemeyecektik. Bunlar yediklerini çoktan hazmedip çıkartmışlardır. Ayıptır söylemesi de uyanıklıkla son modamız oldu. Ya bir yere kadar zıplarsın, bir yerden sonra hop kazanın içindesin. Dikkat et çekirge kardeş. Köfte, sucuk, et ne varsa tezgahtan bir güzel seçtiler, sonra masaya geçip afiyetle yediler. Hatta artanları paket bile yaptırdılar. Hesabı ödemeden de gittiler. Ne?
Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani hiç utanmadan, rahatsız olmadan yemek deneyip çıkıp gidiyorlar. Görüntüler Eyüp Sultan'da bir et restoranında kaydedildi. İddiaya göre restorana gelen iki kişi önce kasap reyonundan yiyeceklerini seçti. Köfte, sucuk, tavuk çevirme, tavuk pirzola bunlardan yok. 1 litre kola. Köfte, sucuk ve kızarmış tavuk sipariş eden ikili sonra masaya geçti. Yaklaşık 300 liraya yakın bir hesap geliyor. Bunu ödemeden gidiyorlar. Yediklerini yediler, yiyemediklerini ise paket yaptırdılar. Buradaki emeğimize saygısızlık, insanların haklarını yemeleri, zorumuza giden bunlar. Sıra hesap ödemeye geldi. Ancak ikilinin buna hiç niyeti yoktu. Önce biri kalktı masadan, çıkışa doğru ilerledi. Sonra diğeri. İkisi de rahat hareketlerle hesabı ödemeden restorandan çıktı gitti. Çıkarken sırayla çıkıyorlar birbirini takip ederek, dikkat çekmeden, fırsat buldukça kaçarak birbirine yardımcı olarak çıkıp gidiyorlar. Kasada açık veren restoran çalışanları güvenlik kamera görüntülerini izleyince ilginç olay ortaya çıktı. Sık sık bu tip olaylar yaşandığını söyleyen restoran sahibinin bir çağrısı var. Paramız yok, zaten ücret ödemeden gidebilirler. Buna da eğitim zayiatı diyelim. Belki hani böyle böyle eğiteceğiz kendimizi bu zayiatı kapatabilmek için. Şimdi o düşünsün sevgili izleyen. Sosyal medyadan elinde uzun namlulu tüfek ile paylaşımda bulunan maganda diyemiyorum. Allah artık ne isim verirse o versin. Bu Elif için ekipler harekete geçti. Havaya rastgele ateş açtı. Görüntüleri efendime söyleyeyim sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı. Silahlı magandanın suç dosyası hayli kabarık çıktı. Sosyal medyadaki silahlı tiplere lütfen dikkat edin. İnanın hiç boşları yok. Gerekirse hepsini şikayet edin. Potansiyel katil olmamaları için ya da katiliniz. Uzun namlulu tüfek elinde rastgele ateş etti. O anları kayda aldırıp marifetmiş gibi de sosyal medyada paylaştı. Ancak polis peşini bırakmadı. Olayın adresi İstanbul Güngören. Polisi harekete geçiren görüntülerden birinde o kişi motosikletin arkasına binmiş peş peşe tetiğe basıyor. Bir başka görüntüde ise elinde yine o tüfek var. Etrafındaki binalara aldırış etmeden tetiğe basıyor. Maganda'nın önce kimliği ardından adresi belirlendi. Kısa süre içinde yakalanıp gözaltına alındı. Av tüfeğiyle birlikte karakola götürülen ve birçok suç kaydı olduğu da belirtilen şüpheli savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sevgili izleyen, Nevşehir'de takla atan otomobilin sürücüsü araca sıkıştı kaldı. Yaşlı adamı araçtan kazayı görüp olay yerine koşanlar kurtardı. İşte o anlar. Yardım eden yardım olsun. Ne diyeceksin ki başkan? Sakin. Çıkabiliyor musun? Sıkıştın da elini verebilir misin bana? Dur. Bekle amca. Ya Allah! Bir daha! Haydi! Devrilen aracı kendi çabalarıyla kaldırdılar. Yaralı adamı işte böyle kurtardılar. Gel. Yavaş yavaş. Gel amcam. Gel amcam gel. Burası Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi. Yaşlı bir adam seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu araba ters döndü. O sırada itfaiye memuru olan İsmail Tekin kazayı fark etti ve hemen talihsiz adamın yardımına koştu. Ver elini amca. Dur amca dur. Sen bekle ben şuraya bir ilişkisini kesin. Tekin otomobilin alev almaması için önlem aldı. Ardından çevredekilerin yardımıyla işe koyuldu. Bekle amca. Bekle amca. Ver elini amca. Devrilen aracı elleriyle kaldırdılar. Daha sonra da yaşlı adamı kurtardılar. Sen ayağın sağa sen niye biniyorsun amca lan? Zaten gücün yürüyor. Zor yürüyor. Köylümüz. Başından geçmesek arabanın altında öyle kalacaksın amma. Kazayı ucuz atlatan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dikkat et, gayrı binme bu arabalar, tamam mı? Dayım geçmiş olsun. Baba. Pekin merkezli bir şirket Çin'deki ilk başarılı at klonlama operasyonuna imzasını attı. Vallahi taktikleri aslını yaşatır, üzerinden gidersek klon mülon işlemez. Son düzlükte özellikle. Çin'de yarış atlarında klon dönemi başladı. Pekin merkezli Sinojin Biyoteknoloji Enstitüsü uzmanları ülkede klonlanmış ilk at olan Zhuang Zhuang'ı basına tanıttı. İlk
2022 yılının yaz aylarında taşıyıcı bir kısraktan dünyaya gelen Tay'ın, Çin'in en tanınmış ve başarılı yarış atlarından biri olan Ursus'tan klonlandığı belirtiliyor. At klonlama son derece uzun ve teknik olarak zorlu bir süreç. Başarıya ulaşmak için tüm koşulların sürekli mükemmel olması gerekiyor. Taşıyıcı anne olarak seçilen kısrağın da büyük başarılara imza atmış bir yarış atı olduğuna dikkat çekiliyor. İsmi Çince'de güçlü anlamına gelen Zhuang Zhuang'ın yarış performansı merakla bekleniyor. Orijinalinden bile daha başarılı olmasını umuyoruz. Bekleyip göreceğiz. Sucuk olur o. Evet, siyaset haberleriyle NTV'de devam edeceğiz. Evet, saat başına yaklaşıyor. Saat başında yine ortak yayına geçeceğiz. Bu çağa kadar 08.52'yi gösteriyor. Saatlerimiz hafta sonu en çok bu konuşulduğu diplomaside, siyasette, sokakta, kahvede, hemen her yerde İsveç. Başkent Stockholm'deki hafta sonu gerçekleşen provokatif eyleme sadece siyasetten değil, sokaktan da tepki var. Farklı kentlerdeki eylemlerde hedefte İsveç vardı. Sabah namazında mesela 90 bin kişi camide de 90 bin camide de Kur'an okundu. Hatta Mardin'de gençler başka din temsilcilerine Kur'an dağıttı. Bu gibi durumlarda hakikaten inandığınız dinin tüm hoşgörüsünü, tüm yüce cömertliğini göstermenizde fayda var. Bir şeyle bir şey olunmaz derler ya büyüklerimiz. Aynen öyle. İsveç'te Türk Büyükelçiliği binasının yakınında düzenlenen eylemde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler sürüyor. Provokatif eyleme karşı tüm Türkiye'de protestolar vardı. Başkent'teki eylemlerin adresi İsveç'in Ankara Büyükelçilik binasının önüydü. Aralarında gazilerin de olduğu eylemciler buraya gelerek İsveç'te yapılan provokatif eylemi protesto ettiler. Bir gece ansızın gelebiliriz. Büyükelçilik önünde Kur'an-ı Kerim okundu. Bazı göstericiler Büyükelçilik binasına taş ve yumurta attı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de Ankara'daki Büyükelçilik binasının önündeydi. İsveç Başbakanı'na İncil'i bugün postalıyoruz ve İslamiyet dünyasının ne kadar hoşgörü içerisinde olduğunu İsveç Başbakanı'nın anlamasını arzu ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazında Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde konuştu. Olağanüstü durumlarda bile kutsal değerlerin dokunulmazlığı olduğunu belirtti. Savaşta dahi olsa bazı şeylerin dokunulmazlığı vardır. Farklı inançlardan olan insanların kutsal olarak kabul ettikleri kitaplarının dokunulmazlığı vardır. Kur'an'a uzanan eller kırılsın. Yurdun dört bir yanında sabah namazının ardından pek çok camide basın açıklaması yapıldı. Tahrik eylemine tepki gösterildi. Türkiye'de size asla geçit vermeyecek ve dinine, değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. Mardin'de ise bir grup genç kentteki kiliseleri tek tek gezerek farklı din temsilcilerine gül dağıttı. Bu arada İsveç Başbakanı da biliyorsunuz açıklama yaptı ve Kur'an-ı Kerim yakma olayını büyük bir saygısızlık olarak nitelendirdi. Her ne kadar ifade özgürlüğü olsa da ifade de bir yere kadar diyerek İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasına Türk Yahudi toplumundan da tepki geldi. Tepkisiz kalmamak lazım ama tepkilerde yalnız olmadığımızı umarım az önce dediğimiz gibi. Sadece bizim ülkemizden verilen bir tepkinin de tek başına bir anlamı var mı? Biz anlamlandırırız. Ama o anlamı bölüşmemiz gerekiyor. Sevgili izleyen, Türkiye Hahan Başılığı Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamayla hem eylemi gerçekleştiren aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan hem de eyleme izin veren İsveç makamları kınandı. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının nefret suçu ve dini terör eylemi olduğu da belirtildi. Ve gelin bir madene inelim. Aslında bu maden adaletin verdiği büyük bir maden sınavı. Bartın'da 42 insanımızın hayatını kaybettiği maden ocağı patlamasına ilişkin iddianame hazır. İddianamede ihmaller üzerinden bir kez daha gözler önüne seriliyor bazı şeyler. Tehlikeli gaz birikiminin sıradan bir olay gibi karşılandığı, defalarca alarm verilmesine rağmen tedbir alınmadığı vurgulanıyor iddianamede. Ama neden?
aşağı inmeyen için hayat devam ettiği, masa başında patlama riski olmadığı için mi? Çalış bakalım köle, öl bakalım köle. E olur mu böyle? Defalarca alarm verilmesine rağmen gerekli tedbirler alınmadı. Tehlikeli gaz birikimi sıradan bir olay gibi karşılandı. Maden ocağı bilimsel odaklı anlayışlarına usta çırak tecrübesiyle yönetildi. İşçilerin kıyafetleri ısı ve aleve karşı korunaklı değildi. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. İddianame kazanın göz göre göre geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Bartın'da Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra müessesesine ait maden ocağında 42 kişinin öldüğü patlamayla ilgili iddianame hazırlandı. Tutuklu bulunan 4 müessese yöneticisi hakkında olası kasta öldürme ve olası kasta yaralama suçlarından 1062'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. 4'ü tutuklu 19 şüphelinin ise bilinçli taksirde birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şer aya kadar hapsi istendi. İddianamede madencilerin kıyafetinin ısı ve aleve karşı koruma kriterlerine uygun olmadığı belirtildi. Metan gazı değerlerinin patlama anına kadar defalarca ikaz vermesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı da vurgulandı. Ayrıca patlamanın gerçekleştiği kısımda bulunan fan da çalışmıyordu. Bir gün öncesinden itibaren sürekli uyarı vermesine rağmen onunla ilgili de herhangi bir tamir işlemi yapılmadı. Patlamanın yaşandığı -320 kodla emniyetsiz patlatma yapıldığı da iddianamede yer aldı. Sondaj kayıtlarına bakıldığında 10 metrelik güvenli patlatma mesafesini geçtiği halde dinamit patlatılmasına müsaade edildiğinin de altı çizildi. Maden içerisinde tehlikeli gaz birikimi olduğu, iş güvenliği tedbirlerinin en üst seviyede tutulması gerekirken, normal bir taş kırma veya inşaat işlemi gibi işçilerin karar ve ihtiyaçlarına bırakıldığına da iddianamede yer verildi. Müessesenin bilimsel odaklı anlayış yerine usta çırak tecrübesiyle yönetildiğine vurgu yapıldı. Sevgili izleyen, İstanbul'da Yunan otobüsünün üstünde gizlenen iki faslı yakalandı. Ya ama kabak gibi ortadasın be kardeşim. İn aşağı. Hadi siz oraya nasıl çıktınız ya? Şşş. Kime diyor oğlum? İsteriz de aşağı. Yunanistan'a gidecek olan otobüsün üstüne çıktılar. Umuda yolculuk etmek istediler ama yakalandılar. Avrupa'ya gitmek isteyen iki faslı işte otobüs böyle kaydedildi. Al onu Vedat. Onur atlıyor Onur. Yakala buradan. Bak atlıyor. Yakala yakala yakala. Tut onu ha, bırakma bırakma. Olay İstanbul Beyoğlu Taksim'de yaşandı. İki faslı genç oteller bölgesi olan talimhanede keşfe çıktı. Tut, tut, gözlerine bırakma, Yunanistan'a tut. Gidecek olan otobüsü kestirdiler ve üstüne çıktılar. İn aşağı. Hadi siz oraya nasıl çıktınız ya? Şşş! Kime diyor oğlum? İsteriz de aşağı. Otelde kalanlar iki faslı genci fark edince planları da suya düştü. Durumu hemen güvenlik ekiplerine bildirdiler. Otel iki tane insan var. Merdiven var mı ya? Şunları aşağı indireyim ben. İn aşağı. Atla. Al onu Vedat. Onur atlıyor Onur. Aşağı iner inmez de hemen yakalandılar. Atlıyor. Yakala yakala yakala. Tut onu ha, bırakma bırakma. Şunu da al. Onu da al. Al bırakma. Tut onu, tut onu, sizden tut, kaçmasın, tut. Yunanistan'a gitmek için otobüsün üzerinde yolculuk etmeye çalışan faslı gençler polis ekiplerine teslim edildi. Ve saat başına geldik. NTV Star ortak yayındayız. 25 dakika daha devam edeceğiz. Hava durumu da onun içinde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimler için net tarih verdi. 14 Mayıs'ta seçim yapılması için Cumhurbaşkanı yetkisini kullanacağını söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı'nın böyle yetkisi yok diyen son dakika haberleri düşüyor. Yani siyasette yeni bir tartışma başlıyor. Erdoğan'ın altılı masaya yönelik eleştirilerine bakacağız. Sonra karşı tarafında görüşlerini alacağız. İnşallah 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı bize nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etti. Seçim kararını 10 Mart'ta açıklayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da gençlerle buluştu. Bu şimdi bir erken seçim falan değil. Seçimi öne almak. Resmi olarak Cumhurbaşkanı'nın burada bir yetkisi var. O da
biliyorsunuz Mart 10. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de kim değerlendirecek? Yüksek Seçim Kurulu. Ama biz kararımızı inşallah Mart ayının 10'unda açıklayacağız. Cumhurbaşkanı ilk oyum AK Parti'ye, ilk oyum Erdoğan'a etkinliğinde konuştu. Ucube yapı dediği altılı masaya eleştiriler yöneltti. Bunların tek dertleri, her biri diğerinden haz etmeyen, sayısının 6 mı 10 mu olduğunu bilemediğimiz masa ortaklarının çıkarlarına göre hareket edecek bir isim bulmaktır. Bunlar masa ortaklarının yöneteceği aday bulma peşinde. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, SİHA üreten Baykal firmasına devlet kaynaklarının aktarıldığını öne sürmüş, projenin kutsal, dokunulmaz hale getirildiğini ifade etmişti. Erdoğan Babacan'a tepki gösterdi. Yani sen git çocuk bezi sat. Onların asıl mesleği odur. Üzüntüm tabii şu, yani 15 sene bu benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Ne cahil adamsın sen ya. Cumhurbaşkanı bir kez daha başörtüsü teklifine anayasal zemini oturtma çağrısı yaptı. Tabii bu bir samimiyet testidir. Dürüst, samimi davranıyorlarsa o zaman gelin beraberce şöyle 400'ün üzerinde böyle bir oyu milletvekillerimiz olarak toplayalım ve anayasa değişikliğini yaparak bu işi artık bitirmiş olalım. Bunu anayasa zeminine oturtalım. Oldu oldu. Olmadı. Alternatif yollarımız var. Onları da deneyeceğiz. Bu arada altılı masanın adayı kim olacak? Tartışma sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık desteği geldi. Bu açıkçası Mansur Yavaş, acaba şeyden çekiliyor mu? Yani mevzudan, ismini listeden çekiyor mu sorularını da akla getirdi. Bakalım bir açılışta Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nu açıktan gelecek sene sizi Cumhurbaşkanı olarak burada ağırlayacağız çağrısı ne anlama geliyor? Bu yıl içerisinde inşallah buranın açılışında hep birlikte yaparız. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, altılı masanın adayı kim olacak tartışması sürerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle seslendi. CHP Genel Başkanı Ankara Batıkent'te rekreasyon alanı ve 10 parkın açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, altılı masa liderlerinin demokrasi için bir arada olduğunu söyledi. Altı lider bir aradayız. Hepimiz demokrasi istiyoruz. Hepimiz bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber olmak varken, kucaklaşmak varken niye ayrılıklar, niye kavgalar? Helalleşmenin zamanı geldi ve geçiyor bile. Artık eskileri bir tarafa bırakalım. Ufkumuza bakalım. Kılıçdaroğlu, siyaset kurumunun görevi sorun yaratmak değil, çözmek diye konuştu. Siyaset kurumunun görevi zaten sorunları çözmektir. Sorun yaratmak değildir. Bugüne kadar hep sorun yaratıldı. Allah nasip ederse hep beraber sorunları çözmeye kilitleneceğiz. Kaynaklar yerli yerinde harcandığında ve siyaset kurumu yaptığı her harcamanın karşılığını, hesabını halkına verdiğinde Türkiye süratle bir refah toplumu olma yolunda ilerleyecektir. Evet, Mesut Yar Official Instagram'daki adresimiz Mesut Yar da Twitter'da. Sizlerden gelen genel af bekleyen mahkumlar, özellikle mahkumlar, kader mahkumları. Yani bu deminki suç makineleri değil, kader mahkumları o affı bir torbada, başka bir şeyde tam da seçimlere yaklaşırken bekleniyor, söylüyor sevgili Levent büyük güzel kardeşimiz. Kader mahkumlarına denilecek bir şey yok. İnsanoğlu işte. Beşer bazen şaşıyor. Valla bugün milyonlarca vatandaş, esnaf, işveren heyecanlı. Şöyle ki kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Ankara'da toplanıyor. Ana gündem maddesi Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi olacak sevgili izleyen. Pakete ilişkin ayrıntılar toplantının ardından Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Yani akşam birileri için sabahın ta kendisi olabilir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanın da toplanacak kabinede ana gündem başlığı, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan borç yapılandırma paketine son şekli kabine toplantısında verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin toplantıda vergi, sigorta primi, adli ve idari para cezaları ve milli emlak borçlarının yeniden yapılandırılacağı pakete ilişkin sunum yapması bekleniyor. Yapılandırma kapsamında ana para borçları korunacak. Ancak ana para borcuna eklenen faiz ve gecikme zammı tutarlarının tahsilinden büyük ölçüde vazgeçilecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi belli bir katsayıyla hesaplanan yeni tutarlar peşin ve taksitle ödenebilecek. Peşin ödeme halinde faiz tutarının %90'a varan oranda silinmesi mümkün olacak. Önceki yapılandırma paketlerinde olduğu gibi belirlenecek tutarın altındaki borçlar da tamamen silinecek. Yine vatandaşların su başta olmak üzere belediyelere olan borçlarıyla öğrenim kredisi borçları da yapılandırma kapsamında olacak. Kabine toplantısında İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında Kur'an-ı Kerim yakılması da gündemde olacak. Kabine toplantısında İsveç'e dönük atılabilecek diplomatik adımların masaya yatırılması bekleniyor. Evet, bu arada İstanbul'da ekmeğe zam mı geliyor? Büyük soru bu. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, fiyatların artırılması için esnafın talebi var dedi. Zam görüşmelerinin Şubat ayında yapılacağını söyledi ve zamın geleceğini de az çok altını çizdi. Sevgili izleyen, Oda Başkanı Erdoğan Çetin, Anadolu Ajansı muhabirine açıklama yaptı. Sektörün geçen yıl maliyet artışları dolayısıyla sıkıntı yaşadığını söyledi. Çetin, İstanbul'da 200 gram ekmeğin 5 liradan satıldığını, bu gramajdaki ekmeğin maliyetinin 4,5 ila 4,80 lira arasında olduğunu kaydetti. Oda Başkanı Çetin, maliyet karşılanamadığı için birçok fırında alternatif ürünler satıldığını ifade etti. Çetin, şu anda gözlem yaptıklarını, bununla alakalı ilerleyen günlerde bir çalışmada bulunacaklarını anlattı. Zammın oranı henüz bilinmiyor. Çalışma sonrasında ortaya çıkacak Şubat ayında. Marmaris'te bir apartta yaşayan 26 kiracı aile mülk sahibiyle işletmeci arasında yaşanan sorun nedeniyle dımdızlak ortada kaldı sevgili izleyen. Bakın, yani kışın ortasında olmaz. Her ne kadar kışı kış gibi yaşamıyorsak da olmaz. Elektriği yok bu insanların. Suları yok bu insanların. Ve bu insanlar tahliyeleri isteniyor. Yani kapı dışarı ediliyor. Sen, ben, bizim olan değil. Bayağı ciddi bir kalabalık. Al sana kriz. Her şeyin krizi, her şeyin krizi, her şeyin krizi bitmiyor. Burada çocuklu ailelerde kalıyor. Komşularımız mesela, görüyorsunuz, hani bebekler daha ısınamıyorlar. Mülk sahibiyle işletmeci anlaşamadı, olan apart sakinlerine oldu. İcra memurları kapılarına dayandı, elektrik ve suları kesildi. Mülk sahibi burasını kiralıyor, kiraya veriyor. Kiraya verdiği kişi işletmeciyle mülk sahibi arasında bir anlaşmazlık çıkıyor. Ne oluyor? Sonra biz mağdur oluyoruz. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni bir apart krizine neden olan olay, turizm belgesi iptal edilip daire olarak kiraya verilen bir binada yaşandı. İddiaya göre 26 daireli binada yaşayan kiracılar bir sabah icra memurlarıyla uyandı. Bir sabah uyandık, kapımız çalındı. Bize 7 gün içinde bütün binayı tahliye etmeniz gerekiyor dediler. Biz de şaşırdık tabii. 7 günde nasıl bir ev boşaltılabilir? Çadır değil ki toplayıp götüresin. Çıkacaksınız. Çıkmazsanız diyor, zorla çilingir çarpısı sokağa atacağız diyorlar. Ve 7 gün içerisinde gönderdikleri tahliye emrine uymayıp bir gün sonra elektrik ve suyumuzu kesiyorlar. Öyle de oldu. Uyarılarından kısa bir süre sonra apart sakinlerinin elektrik ve suları kesildi. Işıklarımız burada. 2 gündür yıkayamıyoruz. Sular kesik görüyorsunuz. Elektrik yok. Yani kayınbabam hasta, nefes alamıyor. Oksijen maskesi lazım ama takamıyoruz. Parasını ödüyoruz, gene kesiyorlar, anlamadım ki. Hadi borcumuz da olsa neyse. Mağdur olduklarını söyleyen kiracılar, kira kontratlarının devam ettiğini ve ödemeleri de muntazam bir şekilde yaptıkları halde hukuksuz bir şekilde sokağa atıldıklarını öne sürüyorlar. Avukata başvurduk, karakola gittik, elektriğimiz kesildi. Elektrik kesilince su da gitti. Bu kadar insan mağdur durumda. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri elektrik dağıtım firmasıyla iletişime geçti. Ayrıca mağdur ve kiracıların elektrik ve sularının açılması için Marmaris Kaymakamlığı da devreye girdi. Evet,
Günaydın. Halk Adamı'nın habercisi Ümraniye'de ekmek 6 lira oldu bile. 3 gündür zamlı yiyoruz. Onu söylemiştik zaten. 7,5-50 liraya kadar gidiyor ekmek ama yani sonuç itibariyle bu genel bir karar olacağı için, bütün fırıncıları bağlayacak bir karar olduğu için fırın çıkışını en azından yani satın fiyatını, fırın satın fiyatını dile getiriyor bu görüşmeler. Abi, dürüst vatandaş olmak suç mu? Ben tüm vergi borç cezaları zamanında ödedim. Yani böyle de bir durum olabilir mi diyor sevgili Hacı Hasan. Mehtap ise günaydın Mesut Bey, banka borçlarına yapılandırma var mı diyor. Vallahi banka borçları konusunda herhangi bir şey açıklanmadı ama torbanın içinde imar affı bile var diye konuşuluyor. İyi de o torba. O torba bakalım Cumhurbaşkanı'ndan geçecek mi sevgili izleyen. Allah kabul etsin diyelim sayın izleyen. İstanbul Kadıköy'de ilginç bir anma etkinliğine ev sahipliği yapıldı. 34 yıl önce yaşamını yitiren dünyaca ünlü ressam Salvador Dali. Bir parfüm markası değil. Kendisi bir ressam efendim. Bilmeyenlere söyleyelim. Onun anısına lokma dağıtıldı. Ha neden bizden midir diyeceksiniz, değil ama dünyanın olan bizden oluyor zaten. Çok enteresan. 40'ı 52'si de falan yapılmış mıydı acaba buralarda? İnsan onu merak ediyor. İstanbul Kadıköy'de toplanan sanatseverler 34 yıl önce hayatını kaybeden Salvador Dali'yi almak için bir araya geldi. Sıraya girdi. Bağdat Caddesi'nde ünlü ressam anısına lokma dağıtıldı. İspanyol ressam, gerçeküstü olarak nitelendirilen sürreal tabloların öncülerinden biriydi. Etkinlikte hem bu akım hatırlatıldı, hem de sanatsal faaliyetlere ilginin artması için çağrıda bulunuldu. Bunu yaptığımızda da insanlar Dali hakkında daha fazla konuşuyorlar, sanatla daha fazla ilgileniyorlar. Biz de açıkçası insanlara Dali'yi tekrar hatırlatmaktan, belki de bu işte ülke gündeminde onlara sanatla ilgili eğlenceli bir içerik vermekten mutluyuz. Aslında sürreal bir anma için buradayız. Aynı Salvador Dali'nin öncüsü olduğu akım gibi biz de aslında kendisini sürreal bir şekilde anmak istiyoruz. O yüzden kendisi adına lokma döküyoruz. Dördüncü kez yapıyoruz bu anma etkinliğini. İnsanların şaşırması normal. Dali'nin eserlerine de insanlar şaşırıyordu, sürreal eserlerine. Lokma dökme gibi geleneksel bir etkinliği bu tarz bir Dali'nin ölüm yıldönümüyle birleştirerek böyle farklı bir kutlama yapmak istedik. Etkinliğe katılanlar Salvador Dali'nin portresiyle fotoğraf da çektirdi. Aslında güzel bir şey. Fena değil de hani fazla sürreal. Türkiye gerçeklerine de özellikle fazla sürreal kalmış yani. Saç taramak gibi bir şey. Şimdi enteresan bir şey. Ben köylüyüm diyor Hakan ve ekliyor. Buğday fiyatları düştü, unun çuval fiyatı da düşmesi gerekmiyor mu kardeşim diye de hani kardeş bana bir soru sormuş. Ben de bunu iletiyorum bizden büyük abilerimize. Şimdi köylü deyince Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen çiftçiler, köylüler Kocaeli Gebze'de buluştu sevgili izleyen. Neden? Grev mi var, eylem mi var vesaire mi var? Hayır. Özenle hazırladık ürünleri ilk elden tüketicilerine sundu. Yani aradaki lojistiği kaldırdı diyelim. Organik köy ürünlerine ilgi yoğundu. Bakalım köyden indiğim şehire diyen abi ve ablalarımız ne koymuşlar heybelerine. Bal, pekmez, cağ kebabı, içli köftesi ve daha pek çok ürün. Türkiye'nin dört bir yanından yöresel lezzetler Kocaeli'nin Gebze ilçesine taşındı. Üreticiler aracı olmadan tüketiciyle buluştu. Üzüm pekmezimiz var. Köyde hanımlarımızın yaptığı, kendi yaptığı siyah üzüm. Hem kan yapar, hem iştah açar. Hepsi organik. En ufak bir şekilde katkı yok. Yöresel Ürünler Köylü Festivali, Gebze Tatlıkuyu pazar alanında kapılarını açtı. Esnaf özenle tezgahlarını süsledi. Biz kazımızla getirdik. Biraz önce müşterilerimiz beğendi. Servis yaptık. Kaz yöresellerimiz, Kars'tan geldik. Her yörenin ayrı bir güzel tadı var. Bu organizasyon çok değerli, çok kıymetli. Tüm halkımızı buraya bekliyoruz. Ben sırf Tuzla'dan bunun için geldim. Festival 29 Ocak'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. İndirim varsa vallahi gitmek, yani 7 harflinin tadını çıkartmak lazım. Hele ki yöresel vesaire, organik mi organik, o yalan tabii de. Organik o kadar yanlış kullanıyoruz ki. Bilimsel olarak bambaşka tarifleri var. Her gelen organik, her yürüyen tavuk. Neyse, onları koyduk bir kenara. Şimdi Bursa Bülbül filminden sonra bu bülbüldür, kuştur aldı başını gidiyor. Sevgili izleyiciler, sırada bir kuşla sahibinin dostluğu var. Bakın iyilik çok kalıcı ve bulaşıcı bir şeydir. Bizim kargalarımız var. Saksanımız var.
martılarımızı, martı demeyeyim ona, bayağı bildiğin ejderha bir açıyor şeyi, evin penceresinin büyüklüğü kadar, neyse hatta daha da büyük var ve bir şekilde suskun bir dostluk kurabiliyoruz. Hayvanlar kendilerini sevenlerden anlıyorlar, karşılıksız sevenlerden anlıyorlar ve bir süre sonra o sevginin hesabını da soruyorlar. Ya arkadaş, ekmek koymadın, sana bir yanlış mı yaptım diye. Bunu anlatmıştım belki. Bir kargayla kankaya bağladık. Her sabah eve girerken bana gak diyor. Teşekkür ederim diyorum, aleykümselam diyorum ve giriyorum eve ve aynı karga bütün mahallenin arabalarına cila çalışması yaparken, affedersiniz, atıyla bizim arabayı pas geçiyor. Yani böyle güzellikler var. Kuracaksın hayvanlarla böyle diyalog. İnsanla kuramıyorsan hayvanla kuracaksın. Çünkü gördünüz, insanın diyaloğuyla ilgili herhangi hayırlı bir haber bugün de çıkmadı. Neyse, kuşla insanın dostluğu, kuşun adı Ponçik. Ponçik'e bir itirazım var. Ponçik diye kuş ismi olmaz. Neyse, sahibi onu omzuna koyup rahatlıkla sokağa çıkıyor. Çünkü Ponçik sahibinin yanından hiçbir yere gitmiyor. Çarşıda, pazarda bu manzarayı görenler de şaşırıp kalıyor. Etiketleri şaşırdıkları kadar. Evet, Ponçik diye kuş ilk kez duydum. Bilemedim, ona bir şerefim var. Onun dışında dostluk baş tacı. Havalanıyor ama her seferinde dönüp sahibinin omzuna konuyor. Ponçik ve sahibinin sevgisine herkes hayranlıkla izliyor. Kana çırp, kana çırp. Hadi uçuyoruz oğlum. Kana çırp, 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 çırp. Nerede olursa olsun Ponçik dediğim zaman direkt geliyor. Bursa'da yaşayan Rahim Çakmak muhabbet kuşu yetiştiricisi. Ponçik de yetiştirdiği kuşlardan biri ama en özeli. Çarşıya, pazara, markete, düğüne, misafire giderken Ponçik'i hayatta ve hayatta yanımdan ayırmıyorum. Muhabbet kuşu Ponçik kafes nedir bilmiyor. Tamamen özgür. Kendini sevdirir, kaşıttırır ve beni tanıyor. Hani oyuncakla bir alakası yok. Hani illa oyuncakla bir başkasına verdiğim zaman gitmiyor. Yani oyuncağına alışık olduğu kadar bana da alışık. İkili gittikleri her yerde ilgi odağı. Milletin dediği şey, arkadaş diyor, köpek gezdireni gördüm, kedi gezdireni gördüm. Ama muhabbet kuşunu gerçekten de gezdireni görmedim. Evet, herkese bir Ponçik lazım. Mesutyar Official Instagram'daki adresimiz. Birazdan Dilek Çalışkan burada olacak ve bu hafta, yani olağanüstü bir durum olacak mı havada, ki bekleniyor. Bu hafta bekleniyor. Bizzat size o bilgileri kendisi verecek sevgili izleyen. Ha, bu milyonlarca öğrenci için tatil geçtiğimiz cuma günü başladı. Bireysel olarak kıskandık mı? Kıskandık ama kıskanmamıza gerek yok. Çocuklar çocukluklarını yaşasınlar. Doğru düzgün şekilde tabii yaşayabiliyorlarsa. Birçoğu zaten sınavlara hazırlandığı için, çoğu LGS için bilmem ne için koşturduğu için çocuklar evlerde. Bir belki hani erken kalkma şeyinden kurtuldular, derdinden kurtuldular. Neyse, yine de parası olan işte sömestr için kenara bir şeyler koyanlar adreslerini belli etti, durumlarını da belli etti. Çoğu kişinin aklında kayak merkezi olsa da kar yağmayınca insanlar beton üzerinde kayıyor, görüyorsunuz. Bu yıl planlar değişti. Sömestr'de güney sahilleri, ne bileyim Kıbrıs'taki oteller falan gözde yerler arasına girdi. Yani tatil ille de tatil diyorsan, para ille de para diyor ortamlar. Onu da söyleyeyim. Kar yok, mar yok ama kar var. Kayak bölgelerinde biz daha büyük bir yoğunluk ve talep bekliyorduk. Çocuklar bir tatil plan istediler mi? Yok, bizimkiler hoşgörülü o yüzden. Kayak yapmayı istiyordum aslında da, ne bileyim şu an çok da değil ya. Kar yüzünü göstermedi. Sömestr tatilinde rotalar değişti. Sıcak destinasyonlar yurt dışı tatilciler için daha cazip hale geldi. Milyonlarca öğrencinin dört gözle beklediği tatil başladı. Her kış olduğu gibi akıllarda kayak merkezleri vardı ama Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimi geçemedi. Otellerde yoğunluk %60'da kaldı. Düşsem de çok eğlenirim. Kar iyi var yani, güzel ama biraz daha olsa daha iyi olacak. Planımız Bursa'ya, Uludağ'a gitmekti ama vazgeçtik. Doğu Anadolu tarafındaki kayak merkezlerine talepler oldu. Doğu Anadolu bölgesindeki kayak merkezlerine baktığınızda da o bölgelerdeki otellerimizin gecelik fiyatı, gecelik 1500-2000 lira gibi fiyatlardan başlıyor. Bir haftalık kar tatili yapması yurt içinde yaklaşık 20-25 bin liradan başlayan fiyatlarla ulaşabiliyor. Hal böyle olunca tatilcilerin merkezi bu yıl güney sahilleri oldu. Antalya sahillerindeki otellerimiz %50-55 yoğunlukta gidiyor. Kıbrıs otelleri %80-90 dolulukta gidiyor. Yurt dışı turlarında tamamında doluluklar yaşandı. Uygun yerlerde bulunabilir tabii de, yani
Biz düşünmediğimiz için hiçbir program yapamadık o yüzden. Pek imkan bulacağımızı düşünmüyorum. Akdeniz sahillerinde 5 yıldızlı ultra her şey dahil bir otelde konaklamak isteyen 2 kişilik bir aile çocuğuyla beraber 15 bin liraya tatil yapabilecek. Kıbrıs'a geçirmek isteyen tatilciler de uçakla gidiş dönüş 2 kişi artı bir hafta konaklama yaklaşık 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Kıbrıs'ta tatilini gerçekleştirebiliyorlar. Termal otellerin yanı sıra vizesiz yurt dışı turları da ilgi gören yerler arasında. Perşembe pazar 3 gece 4 günlük paketlerimiz var. Bunlar da yine 300 liradan başlayan fiyatlarla talep aldı. Kuzey Afrika destinasyonu, Tunus, Fas ve Dubai destinasyonlarını alternatif olarak sunduk. Orada da fiyatlar 399 liradan başlayan fiyatlarla 3 gece 4 gün kişi başı. Mümkün görünmüyor. Bizim etkinliğimiz balık tutmak, başka bir şey yok yani. Ya o binli rakamlar nasıl kolay çıkıyor ağızdan. Ve beklenen havalarımızın kraliçesi sevgili Dilek Çalışkan kardeşimiz geldi. Hoş geldin Dilek. Elin boş gelmedi inşallah. Ne var bu hafta? Boş gelmedim. Hoş öncelikle geldin. Herkese iyi haftalar diliyorum. O tahminde 27'sinden sonra söylediklerimiz hala geçerli ama bu 3 gün maalesef yine yağsızız, soğuk ayrıca hava. Ama 27'sinden itibaren artık biraz daha farklı bir dönem, daha yağışların giriş yaptığı bir dönem olacak. Hatta 26'sında batı bölgelere gelecek. 2 haftadır Karadeniz'de yağış yok. Hı hı. 27'sinden itibaren 28 o civarlar doğu bölgelere kar yağışı gelir. Yani ayın sonu ve Şubat'ın başında biz birçok noktada kar görürüz. Yani kar yağacak illerimiz olacak artık. Ya bu hayırlı kar mı yoksa hani standart bir kar yağışı geçişi mi? Yani şimdi hangi bölgede yoğunluğu fazla bugünden belli olmaz ama en azından kar yağması bile büyük bir olay tabii. Evet ya şu çünkü bağırdan kurtulalım. Kuraktı, çok kura. Yani yağışa, bir damla yağışa ihtiyacımız var. O kar yağışının tabii ki muhakkak bir faydası olacak. Toprağa faydası olacak, yeraltı sularına faydası olacak. Hı-hı. Ayrıntılar önümüzdeki günlerde belirir. Belli olur. Buraya yoğun ama en azından önümüzdeki hafta kayak merkezlerine kar yağabilecek. Belki yoğun yağdığı yerlerde olacak. Son zamanlarına yetişebilir evet, belki. Evet, ikinci yarısı olabilecek. Ama bu üç gün hava soğuk. Güneşe aldanmayın çünkü rüzgar lodos yönünden değil, daha soğuk esiyor. Çarşamba daha da soğuk bir gün olacak. Yani puslu ve donun olduğu bir hava var özellikle Anadolu'da. Şu saat itibariyle İstanbul 10 derece, İzmir aynı şekilde, Bursa 3, Muğla 1, Sivas eksi 4 derece, Erzurum eksi 8 derece. Yani çok soğuk bir hava var. Çarşamba daha da soğuk olacak. İstanbul'da bugün ve 3 gün boyunca Poyraz sert esecek. Hmm. Bu üşütür. Yani sıcaklığı olduğundan daha düşük hissedilir. Şöyle güneşi gördüm, sadece soğuk montla muhakkak kalın giyinmeniz gerekiyor. İstanbul'da sıcaklığı 10-11 derece hissettirir özellikle Boğaz tarafında ve Marmara genelinde de Çanakkale birçok noktada da rüzgar soğuk esiyor. Ona göre giyinin diyelim. Üşüten bir hava var, güneş aldatıcı. Perşembe günü Ege'ye ve Marmara'ya yağmur gelecek. İlk oradan giriş yapacak. Sonra 27'sinde o yavaş yavaş iç kesimlere doğru ilerleyecek. Yani öyle sağanaklı bir şey mi? Öyle bir şey mi? Ege'ye gelecek sağanak yağış kuvvetli. Sonra o iç kesimlere yayılacak. En azından iç kesimlere doğru ilerleyen bir yağış var. Avrupa şu anda çok soğuk. İtalya, Avrupa'nın birçok noktasında soğuk hava indi. Kar yağdı. Şimdi Avrupa'da biraz önümüzdeki hafta yağışlar kesilecek. Oraya oturan yüksek basınç bize sonunda ayın 27'sinden sonra yağış getirecek. İstanbul'a da gelebilir. Bir ihtimal var Şubat başında. Ay hadi inşallah diyoruz yani, birkaç gün kaldı şurada. İnşallah dediğin gibi olur. Yarın sabah görüşelim o zaman lütfen. Daha güzel, daha detaylı. Peki, gayet güzel. Bizden hemen sonra Bener Rızarcı geri sayımda NTV ekranında olacak. Bizden hemen sonra Seda Sayan Star ekranında olacak. Bizden hemen sonra yarın sabah 07'de yine biz buralarda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.